Milletin Televizyonu Bengütürk TV'den iyi akşamlar. Bundan böyle her cumartesi saat 22'de dış politika gelişmelerinin yer alacağı Hariciye programımızda sizlerle birlikte olacağız. Program partnerlerim Ecem Toplar, Bengütürk TV dış haberler editörümüz ve araştırmacı yazarı Seliman Yeniacun'la birlikte haftanın dış politika gelişmelerini birlikte değerlendireceğiz. Programımıza hayırlı uğurlu olsun diyerek programımızın formatı gereği Ecem'le başlayalım. Haftanın dış politika gelişmelerini senden alalım Ecem. Programımızın ben de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu hafta dış politikada önemli gelişmeler yaşandı. Ankara'da önemli bir misafir ağırlandı hafta başında. Malezya Dışişleri Bakanı Seyfettin Abdullah Türkiye'deydi. Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla da bir araya geldi. Çavuşoğlu'yla yaptığı görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenledi Seyfettin Abdullah. Bu basın toplantısında önemli bir ifadede bulundu. Bu ifadesi neydi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam ümmeti içerisindeki liderliğini çok yakinen takip ediyoruz. Türkiye bu anlamda bir nevi liderlik üstleniyor dedi. Bu açıklaması önemliydi. Malezya'dan gerçekleşen bu ziyaret ayrıca bir önem daha taşıyor. Yeniden Asya projesi açılımı kapsamında da Malezya ile yeni işbirlikleri görüşüldü. Yeni işbirliklerinin asıl gündemini ekonomik işbirlikleri oluşturdu. Diğer bir konuysa 21 Aralık'ta yani haftanın ikinci gününde Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğünde gerçekleşen Astana görüşmeleri oldu. Astana görüşmelerinin 17. turu Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yapıldı. Bu yapılan toplantının ardından da aslında gelenek bozulmadı. Bir ortak açıklama yapıldı. Bu ortak açıklamada da özellikle Suriye'de sivilleri hedef alan terör gruplarına karşı işbirliğini devam ettirme vurgusu yapıldı ama bir konunun altını çizmekte fayda var. Bildiride YPG, PKK'ya dair, terör örgütü YPG, PKK'ya dair herhangi bir ifade yer almadı. DEAŞ, El-Kaide ve El-Nusra cephesine vurgu yapılan bir açıklama oldu. Öte yandan Astana görüşmelerinin devamı niteliğinde aslında yeni anayasa çalışmaları kapsamında Anayasa Komitesi görüşmeleri de devam ediyor. Anayasa Komitesi görüşmeleri de Astana formatındaki görüşmelerin gündem maddelerinden birini oluşturdu. Diğer görüşme ise 2022'nin ilk yarısında yapılacak. Temmuz ayında yapılması planlanıyor. Diğer yandan Türkiye'nin Balkanlarla da ilişkisi güçleniyor. Asya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 21 Aralık'ta da Budapeşte'de düzenlenen Visegrad toplantısına katıldı. Visegrad dörtlüsüyle bir araya geldi. Balkanlardaki ilişkilere dair önemli mesajlar verdi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Bu mesajlardan biri neydi? Macaristan'la yeni bir işbirliğine varıldı ve Macar polisler kaçak göçle mücadele ve uluslararası suç örgütleriyle mücadele kapsamında Türkiye'de görev yapacak. Türkiye'deki Türk polisi de Macaristan'da görev yapacak. Hatta bunu Macar basını Türk polisi Macaristan'da Avrupa'da görev yapacak başlığı da duyurdu, öne çıkardı diyelim. Diğer bir önemli başlıksa haftanın Ermenistan'la normalleşme oldu. Ermenistan'la normalleşme kapsamında bir adım daha öteye gidilerek charter uçuşlar için tarih verildi. Charter uçuşlar 27 Aralık itibariyle İstanbul-Erivan arasında başlamış olacak. Diğer bir başlıksa 23 Aralık'ta Türkiye ve Katar heyetlerinin Afganistan'a düzenlediği ziyaret oldu. Bu ziyarette Kabil'le gerçekleşti ve bu ziyaretin çıktısı olarak da önemli bir gelişme ele alındı ve Türkiye ve Katar ortaklığında bir anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Bu anlaşma neydi? Kabil Havalimanı'nın ortak işletilmesi konusunda prensipte anlaşıldığı duyuruldu. Bu gelişme uzun zamandır merakla bekleniyordu ve önemli bir açıklama oldu. 24 Aralık'a gelecek olursak, 24 Aralık'ta önemli bir gelişme bekleniyordu. Libya'da seçim beklentisi vardı. Ancak son dönemde Libya'da gerilimin artmasıyla, adayların aslında çıkmaza girmesiyle, adaylar arasında rekabetin artmasıyla beraber de iç savaş çıkma olasılığı vardı. Bu seçimlerin ertelenme kararı alındı. Ancak hangi tarihe ertelendiği konusunda da bir duyuru yapılmadı. 24 Ocak ihtimali konuşuluyor.
Haftanın diğer bir önemli başlığı ise ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in Türkiye'de göreve başlayacağı tarih oldu. Jeff Flake 7 Aralık'ta Türkiye'ye, Ankara'ya geliyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven oyunu sunmasının ardından da göreve başlamış olacak Jeff Flake diyelim. Ve aslında haftanın gelişmelerini aktarmış olalım size. Evet. Evet, Selim Hanım. Ecem çok teşekkür ediyoruz. Yani güzel bir haftanın panoramasını çizdiniz. Aynı zamanda da söz bana geldiği için söyleyeyim. Evet. Hayırlı olsun inşallah programımız. Sizin gibi tecrübeli medya insanlarıyla birlikte bir hariciye programında dış politika yorumlamak benim için de ayrıca bir ayrıcalık. Aynı zamanda da samimi olduğum arkadaşlarımla diyelim. Evet. İlk program olduğu için tabii biraz daha dış politik perspektifi Aralık-Kasım aksından alıp herhalde buralara getireceğiz. Evet. Zaten gündemimiz de yoğun. Sayın moderatörümüzün önünde de bir sıralama var. O sıralamaya göre isterseniz devam edin. Evet, evet. O zaman ilk sorumuza geçelim. İlk konumuz 4 yıldır tutuklu bir şekilde yargılanan Gezi Parkı, Çarşı ve 15 Temmuz öncesi Büyükada toplantıları sebebiyle tutuklu şekilde yargılanan Osman Kavala'nın geçtiğimiz günlerde bir davası olmuştu. Tutukluluğunun devamına karar verilmişti. Bu noktada Türkiye üzerinde yargısal sürece müdahil olmaya çalışan çeşitli ülkeler olmuştu. Bu ülkelerin teşebbüsleri bertaraf edilmişti. Onun ardından süreç devam etti ve Avrupa Konseyi bu noktada 19 Ocak'ta bir toplantı yapacak. Bu toplantıda ne gibi kararlar alınabilir? Ecem seninle başlayalım. Aslında ben biraz daha süreci anlatmak istiyorum. Sen bu müdahaleden bahsettin. Bu müdahale nasıl gerçekleşmişti? Evet. Dilersen onu aktaralım. Kavala'nın casusluk, gezi ve çarşı davalarından 4 yıldır tutuklu bulunduğunu biliyoruz. 10 büyükelçi, ABD büyükelçisi, Fransa büyükelçisi dahil olmak üzere 10 büyükelçi ortak bir bildiriye imzalamıştı. Bu bildiri aslında ABD'nin başını çekmesiyle imzalanmıştı. Ve bu bildiride Türkiye'nin Kavala'yı, tutuklu bulunan Osman Kavala'yı serbest bırakması yönünde çağrıda bulunmuşlardı Twitter hesapları üzerinden. Türkiye tabii ki bunu yanıtsız bırakmamıştı ve Türkiye'den doğrudan Dışişleri Bakanlığı'ndan buna tepki gelmişti ve 10 Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak kınanmıştı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tepkisi büyük olmuştu. Büyükelçilerin istenmeyen adam ilan edileceğini duyurmuştu ve böyle bir hadsiz açıklamanın kabul edilemeyeceğini ifade etmişti. Büyükelçiler de harekete geçti. Dışişleri Bakanlığı da aslında büyük bir diplomatik krizin önüne geçmek için biraz daha arka planda çalışmalarını sürdürdü ve ABD ikna edildi. ABD'nin ikna edilmesiyle aslında büyükelçiler geri adım atmış oldu. Bu geri adım neydi? Yineden ortak açıklama yapmışlardı, hatırlatalım. O ortak açıklamanın ardından geri adımı da yine bir ortak açıklamayla yaptılar. Bu açıklamada da 41. madde Viyana Sözleşmesi'nin Türkiye'nin de dikkat çektiği, Türkiye'nin iç hukukuna müdahale ettiğini ifade ettiği 41. madde üzerinden yine bir açıklama yaptılar ve 41. maddeye biz de saygı duyuyoruz ifadelerini kullandılar ve böylelikle bu durum aslında biraz daha yumuşamış oldu. Gerek AB ülkeleriyle gerek ABD ile şu anda hani büyük oranda bu krizin etkilerini görüyoruz diyemeyiz ama Türkiye tabii ki o büyükelçilerle biraz daha mesafeyi koruyor diyebiliriz. Peki Avrupa Konseyi'nin de başlattığı bir ihlal prosedürü var. Bu prosedür nasıl işliyor? Daha önce bu prosedür Azerbaycan'a uygulanmıştı 2010 yılında. Ancak Azerbaycan'da ikinci aşamaya geçilmemişti. Azerbaycan'ın vazgeçmesi üzerine dava sürecinden İkinci aşamaya geçilmemişti ve kimseye yaptırım uygulanmadı bu zamana kadar. Yani Türkiye'ye yaptırım uygulanırsa emsal niteliği taşımış olacak. Türkiye'ye nasıl bir yaptırım uygulanabilir? Üyelik askıya alınabilir, Avrupa Birliği üyelik süreci askıya alınabilir veya süreç dondurulabilir, yavaşlatılabilir gibi önlemler, kendi çaplarında önlemler alabilirler, yaptırım uygulayabilirler. Türkiye 19 Ocağı'a kadar hangi adımlar atabilir? Osman Kavala'yı serbest bırakabilir. Serbest bırakırsa dava yolu kapanmış olacak onlara göre.
Ancak sen de biliyorsun 23 Aralık'ta Osman Kavala'nın davası görüldü. 3 dava birleştirilmişti. Casusluk, gizli ve çarşı davaları. Birleştirilen bu davalarda Osman Kavala'nın yargı sürecinin tutukluluk halinin devam ettiği vurgulandı. Bu kapsamda da Türkiye geri adım atmadı ve mesajını vermiş oldu. 10 Büyükelçi krizinin aşılmasının ardından yeni bir kriz kapıda mı? Avrupa Konseyi ile Türkiye karşı karşıya mı gelecek? İşte bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ancak bu meselede Türkiye yine açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanlığı Avrupa'nın açıkçası tarafgir yaklaşımından vazgeçmesi yönünde çağrısını yineledi. Yine Türkiye'nin tepkisi de değişmeyecektir, geri adım atmayacaktır diyelim. İhlal prosedürüne ilişkin aslında dediğimiz gibi olası yaptırımlar neydi? İşte üyelik askıya alınabilir. Azerbaycan için işletilen süreçler yine Türkiye için de işletilebilir diyelim ama dediğimiz gibi en önemli şey eğer bu karar alınırsa emsal niteliği taşımış olacak diyelim. Evet. Şimdi şöyle Ecem durumun portresini geçen süreci bir nebze özetledi. Bu olayın yorumlanmasına gelecek olursak biz aslında bu programda hariciye programında İşte Osman Kavala veyahut benzeri Selahattin Demirtaş meselesinde de aynı şeyle Türkiye karşı karşıya kalıyor aşağı yukarı. Bu bir iç mesele. Bizim aslında bunu hariciye programında tartışmamamız gerekiyor. Aynen. Yani benim prensiplerim gereği, yapacağım yorum gereği bunu böyle söyleyebilirim. Aynen. Ama bu iç mesele gerek o büyükelçilerin açıklaması, daha önce Avrupa Konseyi'nin Türkiye üzerine yapmış olduğu baskı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'deki hukuk sürecini baltalarcasına, çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'de işleyebilmesi veyahut Türkiye mahkemelerince verilen bir karara haklı ya da haksız diyebilmesinin tek yolu buradaki mahkeme sürecinin sona ermesiydi. Bu mahkeme süreci sona ermeden sürekli bir ilerleyen sürece rağmen Avrupa'nın bir müdahalesi var. Amerika'nın bir müdahalesi var. 10 Büyükelçi'yi saydayacağım. 10 Büyükelçi içerisindeki devletlerin neredeyse tamamı NATO'da müttefikimiz devletler. Yani tırnak içerisinde de kullanabiliriz bu müttefikliği. Sonuç olarak bir ülkenin iç işlerine veya iç hukuk sistemine burada net ve açık bir şekilde müdahale var. İkincisi, şu ikircikli durumun ben altını çizmek istiyorum. Bu ülkede Ergenekon davası, Balyoz davası, pek çok 2010'lara geldiğimiz süreçte davalar yaşandı. Bunlar 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl vesaire süren davalardı. Biz ne bu fon medyasını, ne bu Avrupa Birliği'ni, Avrupa Konseyi'ni, ne bu Amerikan Büyükelçisi'ni, Fransız Büyükelçisi'ni, X elçisini, Y elçisini görmedik bu davalar sürecinde. Burada da uzun bir süreç devam ediyordu. Burada da şeffaf bir süreç devam ediyordu. Burada da yargı tutanakları vesaireler paylaşılıyordu. Yani belli bir soruşturma sürecinde, soruşturma sürecini geçmiş, kovuşturma sürecine dönmüş bir olaydan bahsediyoruz. Soruşturma sürecinde gizlilik kararı alabilir savcı veya hakim. Bu olaylar kamuoyuna aksettirilmeyebilir. Ne oldu, ne bitti, kim hangi savunmayı yaptı veyahut iddia makamının iddiası neydi diyerek. Ama mahkeme sürecinde her şey çok açık. Şimdi bakıyorsunuz birleştirilmiş davaların içerisinde PKK'ya, terör örgütüne verilen açık destekler, onun kanallığına, işte o örgütle ilişkisi, intibaklı olan insanların çalışmış olduğu vakıflara, kurumlara aktarılan paralar, ödenekler vesaire, yapılan basın açıklamaları, PKK terör örgütünü legalize eden açıklamalar ayan beyan ortada. Beraber verilen fotoğraflar, keza en yakın örneği de İsveç'te ağırlanan YPG üyeleri. İsveç Dışişleri Bakanı konutunda ağırladı ve fotoğrafı dünya basınına lanse etti. Bu da skandal bir görüntüydü. Ya şimdi dış misyonların, dış devletlerin işte YPG'ye, PKK'ya zaten şuradan yani maalesef aşinayız. Müttefikimiz veyahut ortağımız dediğimiz devletlerde, Rusya'da, Moskova'da PKK'nın bürosunun bulunmasından tutalım da YPG'ye tırlarla giden yardıma, Avrupa Birliği'nde, Brüksel'in ortasında rahatlıkla PKK standlarının açılmasına kadar bunları pek çok örneklerle verebiliriz ama dava özelinde konuşacak olursak, Kavala davası özelinde konuşacak olursak şunu dile getirebiliriz. Ya size bir haksız suçlama mı var veya yapmadığınız bir şey mi itham ediliyor? Yani biz dedim ya az önce bir örnek gösterdim, emsal gösterdim. Birinin bahçesinde hiç olmayan el bombalarının çıktığı davaları gördük biz. Veya işte suikast planları veya işte ordunun sözde Fatih Camii'nin yapacağı bombardımanlar vesaireler gördük. Ya bunlara insanlar çıkıp itiraz, böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir durum yok. Bunlar işte delil çıkıyor, sehven konulmuştur, şudur budur vesaire. O meseleler kamuoyun çok tartıştığı meselelerdi. Evet. Ama bugün geldiğimiz noktada bakıyoruz. Şimdi iddia makamının yani savcının yaptığı iddialara veyahut ortaya konulmuş kanıtlara
açık bir eleştiri yok. Ama sadece ne? Türkiye'de demokrasi, insan hakları ihlali ve düşünce özgürlüğü ihlali. Yani rahmetli Ömer Lütfü Mete'nin düşünce insan hakları, bir düşünce atlası içerisinde insan hakları emperyalizmi diye tanımlamış olduğu bir emperyalizm çeşidi var. Yani demokrasinin içini boşaltarak, insan haklarının içini boşaltarak sizin bu konulardan uzaklaştığınızı, saptığınızı veya başka yönlere meylettiğinizi öne sürerek bu bir Avrupa Konseyi'nin, Avrupa Birliği'nin, ABD'nin aracı olarak Türkiye'nin üzerinde bir demokrasi kılıcı gibi sallanan bir durum. Özellikle şunu da eklemek lazım aslında bu konunun özelinde. Bu büyükelçiler yaptıkları açıklamayı da şöyle savundular. O dönem biz de bunu haberleştirmiştik. Avrupalı kaynaklar diye vermiştik. Bu büyükelçiler şunu aktarıyorlar. Biz Türkiye'ye mesaj vermek istedik. Ve mesaj yerini buldu. Artık dünya basını Kavala'yı tartışır hale geldi. Mesaj yerine ulaşmış oldu. Bundan sonrasında ya geri çekeriz ya da geri çekmeyiz, hiçbir önemi kalmadı. Çünkü dünya basını bunu tartışır hale geldi. Türkiye'nin sözde zulmünü dünya basınına göstermiş olduk şeklinde aktarmışlardı. Bunlar da skandal ifadeler. Hiç hukuka müdahale. İstedikleri kadar aktarsanız. Şimdi Julius Assange diye bir dava var. Yani adamı elçilikten yaka paka çağırıyorlar, getiriyorlar, yargılıyorlar. Ne oldu bu iş? Ne oldu? Hani basın özgürlüğüydü, bir şeydi. Yani Batı'nın yüksek insani değerleriydi. Kendi âli menfaatlerine, devlet âli menfaatlerine dokunduğu zaman adamlar tırnaklarının arasında nasır varmışçasına bağırıyorlar. Ama başka üzerlerinde hakimiyet kurmaya çalıştıkları bir unsur, bir devlet sözde müttefik olduğu zaman da bunu rahatlıkla kullanabiliyorlar. Evet. Kendi emperyalist emelleri uğruna olduğu zaman kendi haklarını kullanıyorlar ama başka türlü olaylarda kullanmıyorlar, evet. İstiyorsanız bu konuda eklemek istediğiniz bir şey yoksa öbür sorumuza geçelim. Evet, biliyorsunuz ki Taliban meselesi, Afganistan meselesi de dış politik gündemde önemli bir yer tutuyor. Bu noktada 2001 Ekim ayında giren Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül saldırıları gösterilerek girmişti Afganistan'a. 20 yılın ardından yönetimi Taliban geri devraldı. Amerika Birleşik Devletleri bölgeden çekildi. Bunun ardından birçok olay oldu. Dünya gündeminde, kamuoyu gündeminde halen meşgul ediyor. Peki bu noktada biz kendi açımızdan bakılacak olursak, Ankara merkezli dış politik bakış açımızda Türkiye'nin yeni dönemdeki Afganistan'daki pozisyonu ne olacak Ece? Aslında bundan önce şunu aktarmak istiyorum. 15 Ağustos'tan bu yana neler oldu, neler meydana geldi? 15 Ağustos'ta ne olmuştu? Aslında Afganistan'da Taliban yönetimi 20 yıl önce, sen de söyledin, yine bağıra çağıra tanklarıyla birlikte girmişti Afganistan'a. 20 yıllık bu sürecin ardından da Doha'da bir görüşme gerçekleşti. 2020 Şubat'ında. Doha'da gerçekleşen Taliban ve Afganistan barış görüşmeleri sırasında ABD'nin Afganistan özel temsilcisi Zalmay Halizat'la Taliban ve Afganistan arasında, yönetimler arasında önemli bir söz alışverişi oldu. Bu söz alışverişi neydi? Hiçbir direniş olmadan Afganistan'ın Taliban yönetimine teslim edileceği. Bu bahsettiğim tarihe dikkat çekmek gerek. Şubat 2020. Geldiğimiz nokta ne? Ağustos 2021. Yani yaklaşık bir yıldan fazla bir süre beklenmiş durumda Afganistan'ın Taliban'a teslim edilmesi konusunda. 15 Ağustos'a gelen süreçte de aslında bir aydan kısa bir sürede Afganistan düşmüş oldu Taliban'a. Neden bu düşüş bu kadar hızlı oldu? Çünkü hiçbir direnişte karşı karşıya kalmadı Taliban ve girdiği herhangi bir eyalette valiler doğrudan teslim ederek çıktılar vilayetleri. Onun ardından ne meydana geldi? 15 Ağustos'ta Kabil'e girdiler ve resmen düşmüş oldu Afganistan yönetiminden Taliban yönetimine yönetim. Buradan nereye varmak istiyorum? Şimdi direnişte karşı karşıya kalınmadı ve Afganistan'dan da çekilme sürecine hız kazandırdılar. İlk gelinen aşamada aslında Taliban yönetiminin attığı adım şuydu. Hiçbir yabancı muharip gücü, yabancı askeri gücü ben ülkemde istemiyorum dedi. Çünkü geçtiğimiz o 20 yıl boyunca yabancı güçlerin oradaki sayısı bir hayli artmıştı. Bu süre zarfında da 31 Ağustos'a kadar süre vermişti. Afganistan'da yabancı güçler çekilmesi için Türkiye'de biliyorsunuz ki Katar'da
özür diliyorum Katar değil, Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda da önemli roller alıyordu. Gerek işletilmesi, bunun yanında da güvenliğinin sağlanması için önemli bir rol üstlenmişti. Türkiye de yabancı güç olmakla yabancı gücünü oradan çekti ve Mehmetçiğimiz de 27 Ağustos'ta vatanına geri dönmüş oldu. Bundan sonraki süreç nasıl işledi? ABD'nin çekiliş sürecinde aslında belli spekülasyonlar da yer aldı. Çünkü DAEŞ saldırıları bir anda artmaya başladı. DAEŞ Horasan 20 yılın ardından dirilmiş oldu, tekrar hortlamış oldu amiyane tabirle. Bunun ardından da her cuma saldırı gerçekleşmeye başladı camilerde. Bu saldırılarda oldukça vahim görüntüleri ortaya çıkardı ve ABD'nin bir yıkımla girdiği, Afganistan'dan yıkım yaparak geri çıktığını gördük. ABD'nin de oradaki aslında rolünün farkında olduk. Bundan sonraki süreçte peki ne olacak? Türkiye başından beri oradaki büyükelçiliğini, diplomatik misyonunu kapatmadı. Önemli bir güç unsuru olmaya da devam ediyor. Yabancı asker olarak demiştik Mehmetçiğimizi geri çektik ama oradaki diplomatik misyonlarını sürdüren tek ülke Türkiye. Keza şunu da aktaralım. Katar da önemli bir misyon üstleniyor ülkede. Hatta yabancı devlet misyonlarını, diplomatik misyonlarını çeken ülkeler onu Katar'da sürdürmeye başladı. ABD olsun, Avrupa Birliği ülkeleri olsun orada yürütmeye başladılar artık diplomatik misyonlarını. Bu kapsamda hem Türkiye hem Katar Afganistan için en önemli iki ülke haline gelmeye başladı. Bu kapsamda da aslında İlk anlaşmaya imza atılmış oldu. Çiçeği burnunda bir anlaşma oldu. Katar Havalimanı'nın, özür diliyorum, Kabil Havalimanı'nın, Kabil Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi konusunda Türkiye ve Katar anlaşmaya vardı. Prensipte anlaştı. Ancak şuna dikkat çekmek lazım. Sadece Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusu değil, toplamda 5 havalimanının işletilmesi konusu tartışılıyor. Türkiye ve Katar'ın bu konuda ortaklık yapabileceği ifade ediliyor. Ancak çok bilinmeyen de bir şeye hatırlatmak isterim. Taliban yönetime gelmeden birkaç ay evvel Afganistan yönetimiyle Birleşik Arap Emirlikleri arasında bir anlaşma imzalandı ve söz konusu bu 5 havalimanının işletilmesi konusunda bir anlaşmaya varıldı. Şimdi Katar ve Türkiye bu denkleme dahil olunca Birleşik Arap Emirlikleri ile normalleşme süreci, Türkiye'nin normalleşme süreci tehlikeye girer mi sorusu meydana çıktı. Bu önümüzdeki süreçte aslında normalleşmeyle bizler de takipçisi olacağız bu sürecin. Ancak bu detay oldukça önemliydi. Birleşik Arap Emirlikleri özellikle normalleşme sürecimizin başlaması minvalinde oldukça önemliydi. Türkiye'nin biliyorsun ki Taliban yönetimiyle de herhangi bir sorunu bulunmuyor. Başından beri angajman kuralları kapsamında görüşürüz. Ancak tanınma için erken mesajını veriyor Türkiye. Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şunu duyurmuştu. İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleriyle Dışişleri Bakanları'yla bir araya gelmişlerdi. Ve Endonezya dahil olmak üzere önümüzdeki süreçte oraya Dışişleri Bakanları olarak bir ziyaret gerçekleştireceklerini ifade etmişti. Bu ziyaret oldukça önem taşıyor önümüzdeki günlerde. Biz de bu ziyaretin olumlu çıktılarını göreceğiz diyelim ama şu an için Taliban yönetiminin tanınması için henüz erken. Türkiye'nin bakış açısı en azından bu yönde. Evet Selim. Şimdi sözü benim aldığım noktada Taliban yönetiminden başlayalım. Aslında Taliban yönetimi bir aylık kısa bir süreç içerisinde Kabil'e doğru ilerlerken halihazırda Ecem'in bahsettiği gibi Amerikan yönetimiyle bir istişareleri söz konusuydu. Beyaz Saray'da ağırlandılar. Daha sonra bu başkente doğru ilerleme safhasında Çin'den bir sinyal gördük. Taliban'la ilişkiye geçtiklerini. Daha sonra Rusya'dan bir sinyal gördük. Sonra Rusya üzerinden İran temasa geçti. Sonra Türkiye temasa geçti. Sonra Avrupa Birliği'nden gelen açıklamaları gördük. Yani Kabil'e geldiği anda itibaren artık Avrupa Birliği üyesi ülkeler de ses vermeye başlamışlardı. Sebebi neden? Sebebi pandemi sürecinde dünya öyle bir şey öğrendi ki ekonomik tedarik zincirlerinin güvenliği, ekonomik tedarik rotalarının, ticaret rotalarının güvenliği, aynı zamanda enerji nakil hatlarının güvenliği normal dönemlerde olduğundan da önemli hale gelmeye başladı. Yani şunu söyleyeyim, bir örnek vermek gerekirse Süveyş kanalında bir gemi krizi yaşadık. Hep yaşadı Süveyş kanalı, hepimizin malumudur. Eva Green diye Çin bandıralı bir gemi
kanalı tıkamasıyla birlikte 30 milyar dolarlık bir zarar verdi ya dünya ticaretine bu gemi. Bir gemiyle. Hele pandemi döneminde, yani işlerin bu kadar hızlı bir şekilde ilerleyemediği, lojistiğin bu kadar hızlı bir şekilde ilerleyemediği ve hızlı bir şekilde inovatif gelişmelere adapte olmaya çalıştığı bir dönemde insanlar alternatif ticaret rotaları ve stabilizasyonu aramaya başladılar. Stabilizasyonu arayacakları noktalardan biri de programın ilerleyen dakikalarında konularımızda da bahsedeceğiz. Türkistan coğrafyasının orta kuşak koridoru. Bu orta kuşak koridorunun içerisinde de Afganistan önemli bir yere sahip. Önemli bir ticaret hattına, ticaret rotasına sahip. Bunun için bu fırsatı dünya devletleri, yani majör güçler kaçırmamak istiyorlar. Bu Taliban olsun, A olsun, B olsun, ülkenin yönetimini yekvesak bir şekilde, istikrarlı bir şekilde yönetebilecek unsurla işbirliğine gitmeye çalışıyorlar ve çalışacaklar. Ama burada temel sorun neydi? Bütün devletlerin Taliban yönetimi, hükümeti kurarken bekledikleri bir şart vardı. Dedi ki Afganistan'ın demografik yapısına riayet edeceksiniz hükümet kurulurken. Geçiş hükümeti maalesef demografik yapıya riayet eden bir şekilde kurulmadı. Bunun için Afganistan'la iltibat halinde olan devletlerin hali hazırda kafalarında evet bir soru işareti var. İşte tanıyacak mı, Ecem'in bahsettiği gibi tanımayacak mı, ne olacak, ne bitecek, süreci ne şekilde idare edecekler? Halen bir gözlem noktasında. Halen gözleniyor. Keza Türkiye'nin en büyük isteklerinden biri de kadın haklarına saygı duyulması. Evet. Zaten bu dünya kamuoyu üzerinde çok ciddi bir yankı bulmuş bir durum. Ki o tahliye fotoğraflarından vesairelerden de hepimiz anladığımız ve aynı zamanda da Avrupa'nın ciddi bir şekilde bir mülteci kriziyle, sığınmacı kriziyle karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Suriye dalgasından sonra ikinci bir Afgan dalgasını hani biz de kaldıramayız, Avrupa da kaldıramaz. Bunun için Afganistan'daki stabilizasyon ve Taliban'ın Afganistan'ı huzurlu bir şekilde yönetmesi bütün dünya içinde ortak payda da birleşilebilecek bir unsur. Peki bu denklemin içerisine Türkiye-Katar işbirliği, havalimanının, Kabil Havalimanı'nın işletilmesinin girmesi ne derece önemli ve Birleşik Arap Emirlikleri ile olan yeni normalleşme sürecimizi etkiler mi, etkilemez mi meselesine gelecek olursak. Şimdi bizim zaten halihazırda bir tecrübemiz var Kabil'de. Türk askeri olarak, Türk hükümeti olarak, diğer unsurlar olarak, havaliman idaresi olarak. Katar'ın da, özellikle sadece Katar'dan bahsetmiyorum, yani Katar, Kuveyt, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Körfez ülkeleri, bizim 90'larda Orta Doğu barış sürecinde görmüş olduğumuz o mediator state dedikleri, yani arabulucu devlet diye tabir ettikleri, işte Danimarka, Oslo, işte İspanya, Madrid, Amerika Birleşik Devletleri, Camp David gibi lokasyonların artık biz dünya üzerinde körfeze kaydığını görüyoruz. Evet. Yani bugün işte Doha'da düzenlenir, yarın Abu Dhabi'de düzenlenir. Ya da Umman önemli faktörlerdi. Umman'da düzenlenir. Aslında buna belki birkaç ay öncesine kadar Suudi Arabistan'da da belki düzenlenebilir, Riyad'da da düzenlenir diyecektik ama Körfez'in kendi dengeleri biraz daha karışmış durumda. Buradan şuna geleceğim. Şimdi Katar'la Birleşik Arap Emirlikleri arasında evet biz hepimiz biliyoruz bir rekabet, bir çekişme. Hatta Katar'ın Körfez İşbirliği Teşkilatı'ndan atılmasına kadar giden süreçteki ve Türkiye ile karşı karşıya Birleşik Arap Emirlikleri'nin gelmesindeki süreçteki meseleleri biliyoruz. Ama yeni dönemde Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri arasında çıkan ciddi anlaşmazlıklar Birleşik Arap Emirlikleri'ni hem Körfez içerisinde hem de Körfez dışında yeni partnerler bulmaya itti. Bu partnerlerden birisi Türkiye oldu. İki gün sonra biz Afganistan'daki havaalanı ihalelerinde belki geri kalan işte bir Kabil'i biz ve Katarlılar yapar, belki işte Katarlılar ve Birleşik Arap Emirlikler başka iki havaalanını yapar veya Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri başka bir havaalanını işletir. Bu gibi varyasyonları görebiliriz. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nin artık hem bölgesel politikalara hem de küresel politikalara sadece Amerika tahakkümünde, sadece Suudi Arabistan tahakkümünde bakmadığı bir evreye giriyoruz ki bunu çokça örnekle çeşitlendirebiliriz. Amerika'dan F-35'leri alımlarını iptal ettiler. Çin'e çok ciddi bir Halifa Limanı yaptırıyorlar. Halifa Limanı içerisinde Çin'in bir askeri bir varlık göstereceği söz konusu. Dubai Prensliği'nin yani 7 emirlik içerisinden biri olan Dubai Emirliği'nin İran'la olan iyi ilişkilerini biliyoruz. Amerika'ya ve İsrail'e rağmen gibi pek çok farklı örneklerle bölgede emirliklerin artık çoklu bir politika izlemeye başladığını gördüğümüz için ben açıkçası bazı noktalarda bunu partnerliğe ve daha çok stratejik işbirliğine giden bir fırsat olarak da değerlendirilebileceğini düşünüyorum açıkçası. Bu noktada aslında benim ek yapmak istediğim bir şey var. İşletilmesi mevzusundan bahsettik Kabil Havalimanı'nın. Türkiye'nin belli endişeleri vardı. Hatta sadece Türkiye'nin değil Katar'ın,
belli dünya ülkelerinin endişeleri vardı. Bu endişeler neydi? Kabil Havalimanı'nı evet işletiriz, daha önce de işlettik. Bu konuda deneyimimiz var. Ancak güvenlik nasıl sağlanacak? Evet. Güvenliğin sağlanması mevzusu hala çözülebilmiş değil. Hani evet prensipte anlaştık ama bu konu hala soru işaretleriyle dolu diyebiliriz. Hani Türkiye dahil olacak mı bu konuya, güvenliğin sağlanması için tekrardan dahil olacak mı? Bu bilinmezliğini koruyor. Şimdi Ecem şöyle, biz aslında ilk Taliban heyeti Ankara'ya geldiğinde de bunu sıklıkla dile getirdiler. Ve Taliban'ın özellikle siyasi kanadı, Katar'da bulunan siyasi kanadı da bu süreç içerisinde dile getirdi. Türkiye'nin biz Afganistan'da hem korumacı bir güvenlik unsuru olarak faaliyet göstermesini hem de eğit donat kapsamında yeni Afgan ordusunu eğitmesi, modernizasyonuna yardımcı olması, savunma sanayi teknolojinin geliştirilmesi konusunda biz bu unsurlara sıcak bakıyoruz. Tek bir şartta. Bize NATO şemsiyesi altında veya işte koalisyon şemsiyesi altında bir X bir Batı şemsiyesi altında bize sormadan, danışmadan gelmemesi. Yani bizimle bir işbirliğine giderse, biz bunu görüşürsek, şartları karşılıklı sağlarsak, o dönemki bütün verilen mesajlar bunun üzerineydi. Ben bu döneme de çok bir şey değiştiğini düşünmüyorum ama Türkiye'nin çekincesi bu noktada şu olur. Şimdi ilk soruda bahsettik. Bu insan hakları emperyalizmi kurulması üzerine. Şimdi Türkiye Taliban'la bir ilişkiye çok açık ve net bir şekilde girmeye başlasa, herhangi bir Amerika veyahut Avrupalı unsurdan evveliyatta, işte Türkiye kadın haklarına ihlal eden bir unsurla diplomatik ilişki kurdu. Evet. İşte Türkiye işte Çin'in diplomatik ilişki kurduğu bir unsurla ilişki kurdu. Eksen mi kayıyor vesaire gibi pek çok tartışmanın odağında bu özellikle kritik ortamda, Karadeniz'deki daha sıcak çatışma riskinin olduğu ortamda, Suriye'de operasyon olacak mı olmayacak mı diye düşündüğümüz ortamda, az önce sen haberleri okurken bahsettin, Libya'da açık bir şekilde müdahil olduğumuzda seçimlerin belirsizliği gibi arttırabileceğimiz pek çok örnek içerisinde bu topa girmez. Ama tabii ki bir müttefik unsurun, bir batılı unsurun biraz daha açık kartları oynamasıyla birlikte Türkiye'yi hemen aradan sıyrılacağını ben açıkçası öngörüyorum bu konuda. Aslında ve güvenlik güçleri de yer alabilir. Şuna dikkat çektin, NATO misyonunun orada aslında görev yapmasına. NATO misyonunu aslında başta 15 Ağustos'tan 31 Ağustos'a varan bu süreçte zaten NATO misyonunun da oradan çekilmesini istedi Taliban. NATO'nun orada yer almasını istemedi. Hatta ilk isimlere yer alan ülkeler Türkiye ve Macaristan olmuştu. Macaristan ismine biz çok dikkat çekmiştik. Ülke adına çok dikkat çekmiştik. Neden Macaristan diye. Ama NATO varlığını kesinlikle Taliban istemiyor. Bunun altını çizmekte fayda var. Tabii. Peki Seliman, Taliban yönetimini dünya tanır mı? Hani sanki hani mahallede kavga eden biri olur da ilk onunla kim konuşacak gibi bekleniyor benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi Çin açıkçası yani bu yönde bayağı istekli. Özellikle Afganistan'ın lityum rezervleri ve gelişen teknolojinin artık bir elektrikli çağa evrilmesi, işte ulaşımdan tutalım da hayatın içerisinde her anlamda kullandığımız ürünlerin artık bir batarya gücüyle ikame ediliyor olmasıyla birlikte Çin bu konuda çok istekli, hele ki enerjide dışa bağımlı bir devlet olarak. Bunun ötesinde de kendi sınır güvenliğini korumak için çok istekli. Yani Afganistan'ın tekrar bir terör örgütleri ağına, yumağına dönüşmemesi lazım ki kendi sınır güvenliğini de sağlayabilsin. İkinci istekli olan taraf Rusya. Açıkçası zaten Amerika'nın terk ettiği, bıraktığı boşluğu tekrar Türkistan içerisinde, Orta Asya içerisinde doldurmaya çalışıyor. Eski dünyadan konuşuyoruz hep şu an. Avrupa Birliği'nin de ben bu hakeza istekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Avrupa Birliği'nin özellikle enerji hatlarında ve ticari malların lojistiğinde, taşınmasında alternatif rotalara ihtiyacı var. Ki bir kış vakti geldiği zaman Rusya'nın ambargosuna, tehdidine veyahut politik baskısına maruz kalmamak için. Aslında herkes istiyor Taliban yönetimiyle ilişki kurmayı ama bu iki ucu biraz keskin bir bıçak. Az önce bahsettim. Yani ilişki kurduğunuz zaman siz başka meselelerden eleştirilebileceksiniz kolay yönde. Yani ilk sen ilişki kurdun, niye bunlarla ilişki kurdun vesaire diye. İslam İşbirliği Teşkilatı ziyareti o yüzden önemli. Yani bir teşkilatın, bir uluslararası kurumun gidip orada gözlem yapması, ortak bir rapor çıkarması, bir devlet birliğinin oradan bir kazanımları gözlemlemesi ve bir niyet beyanı muhtemelen diğer unsurlarda harekete geçirecektir ve bu iş bence daha kolaylaşacak, hızlanacak. Tabii ki Taliban'ın atması gereken ciddi bir kabine reformu var açıkçası. Çin'e dikkat çektin aslında, bu kapsamda eklemek istediğim benim de bir cümle var. Çin, Pakistan'da da keza bu maden kaynaklarının aslında
kan emici gibi oradaki maden kaynaklarının işletilmesinde Afganistan'a da talip olduğunu biliyoruz bu kapsamda, ama Türkiye Katar'la bir işbirliğine girip havalimanı haricinde yeni bir sürece girecek mi bu maden kaynaklarının işletilmesi için, onu da bilmiyorum. Tabii şimdi şöyle, Türkiye'nin Afrika'da başarılı örnekleri var bu konuda. Öncelikle yani Afganistan belki Somali ile eş örnek tutulabilir. Hı hı. Belki bir askeri işbirliği ile başlatılıp oradaki limanların, ticaretin veyahut yatırımların yönlendirilmesi söz konusu olabilir. Afrika'da olduğu üzere. Hı hı. Bir örnek yapılabilir, ama şöyle yani şimdi bugün Çin, yarın Amerika, öbür gün Rusya. Bunlar zaten kendi âli menfaatlerinden başka pek bölgenin menfaatini düşünmeyen aktörler. Kendi stabilizasyonları, sınırları, hudutlarının güvenliği her zaman onlar için öncelikli. Oraya yapmış oldukları yatırımda bölgenin, yani bölge halkının veyahut hedef ülkenin %30-35 maksimum bir faydası varsa, geri kalan 65-70'lik bir fayda o yatırımcı ülkeye kalıyor zaten. Evet, o zaman hazır biraz konuya girdik de aslında biraz aramıza da az kaldı, ama biraz senden sürecini öğrenelim. Körfez'de normalleşme adımları devam ediyor. Bu noktada da öncelikle bu Körfez'deki ilişkileri kopma noktasına getiren şey neydi? Türkiye, Katar, Türkiye, işte Birleşik Arap Emirlikleri noktasında. Bu noktada senden bir tarihsel önce bir süreci alalım. Araya gideceğiz ondan sonra. Sonra da Selim Han'la devam edelim aradan sonra. Hı hı. Aslında bu kapsamda öncelikli olarak Mısır'la neden ilişkiler gerildi? Evet. Mısır'da bir darbe girişimi olmuştu. Darbe olmuştu, özür diliyorum. Bu darbenin ardından Sisi yönetimi artık devralmış oldu. Ve Türkiye'de baştan tavrını ortaya koydu. Ben dedi, Sisi ile görüşmüyorum. Araya da 8 yıllık gibi bir süreç girdi. 8 yıl boyunca ilişkilerin alt düzeyden sürdüğünü biliyoruz. Ama bu alt düzeyden sürerken ilişkiler ekonomik anlamda da bu sürecin etkilendiğini görmüyoruz. Çünkü ikili ticaret hacmi hala oldukça yüksek seyrediyor diyelim. Ancak Mısır'la buzlar eriyor mu? Bu sorunun yanıtı aslında henüz net değil. Mısır'la görüşmeler başladı. Ancak iki tur yapılan görüşmenin ardından hala çekinceler var. Bu çekincelerin en büyük sebebi de Müslüman kardeşler meselesi. Türkiye'nin Müslüman kardeşlere verdiği destekten rahatsız oluyor Mısır. Ve bundan rahatsız olan Mısır'ın yanında yer alan Suudi Arabistan, Müslüman kardeşlerin Türkiye'deki varlığını istemiyorlar. Bu kapsamda da hala kısmi olarak gerilim devam ediyor. Bizim heyetimiz, Dışişleri Bakanlığı'ndan heyet, Kahire'de bulunduğu o süre zarfında Mısır basınında aslında pek çok haber yer almıştı. Bu haberlerden biri de şuydu, Mısır'ın Türkiye'ye belli şartlar sunduğunu, 3 madde sunduğunu, bunun da en önemli maddesinin Müslüman kardeşlere verilen desteğin geri çekilmesiydi. Türkiye de bu kapsamda önemli adımlar attı aslında ve ilişkileri yumuşatmaya başladı. Körfez'de normalleşme Türkiye için oldukça önemli dedik ya başta. Yeniden Asya açılımı yaptı. Asya'dan Afrika'ya, Afrika'dan Körfez'de olan ilişkilere, ABD ile ilişkilere, Avrupa Birliği ile ilişkilere. Türkiye tek taraflı yaklaşmıyor. Türkiye bölgesel anlamda önemli bir güç, ama küresel bir güç olma yolunda da oldukça ilerliyor ve önemli bir noktaya ulaştı. Bu sebeple komşularıyla da ilişkileri oldukça güçlü. Birleşik Arap Emirlikleri de bu kapsamda aslında önemli bir temaslar başladı diyelim. Birleşik Arap Emirlikleri'nden önemli ziyaretler gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Dubai'de Dubai Emiri ile bir araya geldi. Önemli temaslarda bulundu. Aslında ikili anlaşmalar da imzalandı. Ondan fazla anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalar ne içeriyor? Daha çok ekonomik bazlı anlaşmalar imzalandı. Bunu gördük. Ekonomik anlamda da önemli yatırımlar geliyor Birleşik Arap Emirlikleri'nden. Mısır'la normalleşme aslında İsrail'le normalleşmeyi de birbirine tetikleyen ilişkiler çemberi diyebiliriz. Mısır'la normalleşirsek İsrail'le normalleşmenin önü açılır. İsrail'le normalleşirsek Mısır'la normalleşme kolaylaşır. Öte yandan Suudi Arabistan'la normalleşme süreci. Suudi Arabistan'la da biraz normalleşme süreci yavaş ilerliyor. Mısır'la olduğu gibi, ama Birleşik Arap Emirlikleri'yle olduğu gibi bir ivme kazanmış değil. Ve aslında birbirine bağlı normalleşmeler süreci içerisinde Türkiye bunu Körfez'den alıp İran'dan
öteye, beriye bu tarafa getirirsek, Aden üzerinden dolaştırıp Kızıldeniz üzerinden Doğu Akdeniz'e geldiğimiz zaman birbirini tetikleyecek bir domino normalleşmeleri söz konusu. Bilmiyorum, vaktimiz kaldı mı? Var, 5 dakikamız daha var. Ben burada birkaç bir şey söyleyebilirim. Hiçbiri birbirinden bağımsız olmadığı gibi bu normalleşmelerin birbirine bağlayan aktörler de göz ardı edilmemesi lazım. Şimdi mesela biz aslında Türkiye olarak öncelikle Mısır'la bir iletişime geçtik. Yani aramızda sorun bulunan devletler içerisinde. Daha sonra biz İsrail'le ve daha sonra Körfez için bir adım atacaktık. Çünkü halihazırda zira Körfez'de bizim Katar müttefikimizdi ve Katar Körfez ülkeleriyle kendi arasını düzeltmesi Türkiye'nin de belli noktalarda işine geliyordu ki diyalog yolunu, diyalog kanalını, yani Birleşik Arap Emirlikleri'dir, Suudi Arabistan'dır, çatışma yaşadığımız unsurlarla diyalog kanalını Katar üzerinden devam ettirebiliyorduk. Ama özellikle Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın bazı noktaları etkilemesi Birleşik Arap Emirlikleri gibi bir unsuru Doğu Akdeniz'e çekti. Birleşik Arap Emirlikleri gibi bir unsur Doğu Akdeniz'e çekilince, Doğu Akdeniz'de işte kıyıdaş ülkelerin gaz ve petrol arama işbirliği örgütünün içerisine girmesi, gözlemci üye olarak girmesi, diğer Körfez ülkelerinde bizim müttefikimiz olan Katar'ı da tetikledi. Hatta bizim Katar'la olan iyi ilişkilerimize rağmen Doğu Akdeniz'de bir lisanslama problemi yaşıyoruz şu an. Türkiye aktif diplomasiyi kullanarak, en azından dengeleme politikasını kullanarak da Birleşik Arap Emirlikleri ile olan normalleşme sürecini her şeyden öne aldı. Ve bunun biz işte nüvelerini, biz bunun sonuçlarını hem Abu Dhabi emirinin yapmış olduğu Türkiye ziyaretinden hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yapmış olduğu Abu Dhabi ziyaretinde fazlasıyla gördük ve Şubat ayında da Cumhurbaşkanımızın bir ziyareti olacak Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Muhtemelen şimdi 10 milyar dolarlık bir yatırım, 10 anlaşma toplamda yapılarak bir süreç ortaya çıktı ama muhtemelen ziyaretin Şubat ayında bu işbirliği gelişecektir, genişletilecektir. Zira az önce bahsettik, Birleşik Arap Emirlikleri kendi bölgesinin ötesinde müttefik ve ortak sayısını çoğaltmaya, çeşitlendirmeye, kullanacağı politik argümanları ve kartları farklılaştırmaya çalışan bir unsur. Bu İki unsuru aynı anda normalleşme sürecini idare etmemiz, ki Mısır'la biraz bu noktada geri kaldık ama en azından işte o İsrail'i de etkileyecek nokta olacak. En azından Katar'la olan itilafı da belli noktalarda dizginleyecek bir unsur olacak. Ve işte işin en önemli tarafı da Suudi Arabistan yavaş yavaş bölgede yalnızlaşıyor. Yani Suudi Arabistan'ın bölgede yalnızlaşması kendi özellikle Veliaht Prens Bin Selman'ın çok da tahammül edebileceği, kaldırabileceği, kendi yönetimi içerisinde uygulamak istediği o Suudi Arabistan hayalinin ortaya çıkar, 2030 vizyonunu ortaya çıkarabileceği bir uygun ortam yaratmıyor, oluşturmuyor. Bu sayede de yine tekrar Türkiye bir cazibe unsuru, bir dış politik anlamda bir bölgede bir vakum, güç vakumu oluşturacağını ben açıkçası düşünüyorum. Ama tabii ki problemler var. Yani Müslüman kardeşler meselesi burada çok önemli. Bu sadece Suudi Arabistan, çok özür diliyorum, sadece Mısır'da olan ihvan bir unsur değil. Bu Arap coğrafyasının her tarafında ihvan ve ihvana bağlı olarak, yani bu ideolojiye bağlı olarak Müslüman kardeşlere destek veren büyük kitleler var. Ve bu büyük kitleler açıkçası Türkiye'nin kamu diplomasisinden etkilenen kitleler. Türkiye'nin bir devletle olan sorununda veyahut probleminde gerçekten o devletin içerisinde Türkiye'den taraf alabilecek ülkeler. Bunu nasıl, yani Mısır'daki Müslüman kardeşlere karşı olan tutumla Sisi'ye karşı olan tutumu çok ciddi bir şekilde dengeleyici bir dış politika üzerine oturtmak lazım. Bu belki de ben daha önce katıldığım programlarda diyordum, muhtemelen yılın bu zamanlarında bir anlaşma mütabakat imzalanır ama bu önümüzdeki yılın ortalarına kadar Mısır'la olacak olan gelişmeleri daha biraz daha beklememiz gerekecek gibi geliyor bana. Son olarak şunu ekleyelim aslında. Ne zaman bir görüşme trafiği başlayacak olsa ana gündem ne oluyor? Karşılıklı olarak büyükelçi atanır mı? İsrail için de aynı şeyi tartışıyoruz. Mısır için de aynı şeyi tartışıyoruz ama büyükelçi atanması o kadar basit bir mesele değil. Aslında karşılıklı olarak bütün bu hem çıkar endeksi de görüşmeler yapılır ama karşılıklı olarak sorunların en minimum seviyeye indirilmesiyle beraber de büyükelçiler tabii ki atanacaktır ama bu 2-3 görüşmeyle olacak bir şey değil. Keza daha bakan görüşmesi bile gerçekleşmedi. Evet, şimdi Körfez'de normalleşme sürecini işlemeye devam edeceğiz. Yalnız önce bir kısa bir ara verelim. Ardından Türkiye-İsrail ilişkilerini girdim birazcık. Ona devam edelim. Ardından da izleyicilerimize buluşalım. Kısa bir araya geçelim.
Evet, ilk bölümün sonunda Körfez'de normalleşme sürecini konuşuyorduk. Körfez'in en önemli ülkelerinden biri de bu noktada İsrail. İsrail-Türkiye ilişkileri geçtiğimiz dönemde sancılı bir şekilde devam ediyordu. Bu noktada bugün ne boyutta? Bunu da Selim'a senden alalım. Şimdi belki Körfez'in değil ama Körfez'inle dolaylı olarak ilgili olan ülkelerden birisi İsrail. Hı. Özellikle son Arap-İsrail normalleşmesiyle birlikte. Tabii ki bizim buradaki İsrail'le olan ilişkilerimiz 1948 yılından ve daha öncesi dönemlere de, Osmanlı dönemlerine de Yahudi-Müslüman ilişkileriyle ilgili detaylandırabileceğimiz süreçler ama mevcut siyasal konjektür içerisinde bizim bilhassa 2011 yılındaki Marmara faciasından sonra İsrail'le dikiş tutmayan bir ilişki gelgitlerimiz var. Bu tabii ki 2016-2018 yılı arasında detant diye tabir edilen bir yumuşama dönemi. Yumuşama döneminden sonra Mescid-i Aksa üzerinde İsrail, o dönemin Netanyahu hükümetinin bir kontrol mekanizması kurması, Mescid-i Aksa'nın dönüştürülmesi gibi meseleleri öncelemesi sebebiyle tekrardan bir kriz ortamına sürüklendi iki ülke arasındaki ilişkiler. Türkiye bu noktalarda Filistin davasını ve Filistin'in çıkarlarını, Filistin devletinin çıkarlarını önceleyen bir politika güttü. Fakat bu siyasal tutumlar, iki ülkenin birbirine karşı takılmış olduğu siyasal tutumlardan da zarar almayan bazı biz ilişki ağlarını gördük. Bunlardan birisi de ekonomik ilişkilerdi ki günümüzdeki İsrail-Türkiye normalleşmesinde belki de tamamlayacak, belki de tekrardan yeniden tesis edecek olan ilişkiler ağı yine ekonomik ilişkilere dayanacak. Çünkü Doğu Akdeniz'de İsrail hem petrol arayan, daha doğrusu doğalgaz arayan hem de doğalgazı ihraç etmeye hazırlanan bir ülke konumunda. Diğer pek çok kıyıdaş ülkeler gibi, Türkiye gibi, Mısır gibi kendi sahalarını, yani MEP alanlarını lisanslayabilecek olan diğer Yunanistan gibi de, aynı şekilde Yunanistan'da örnek vermemizde bir beis yok. Bu noktada da Türkiye ile işbirliğine yatkın olması beklenen, 13-14 senedir bir gaz lisanslaması yapan ve çıkarılabileceği gazları Avrupa'ya satmanın çeşitli yollarını arasa da bilhassa da Türkiye-Libya arasında yapılmış olan münasır ekonomik bölge anlaşması neticesinde de Avrupa'ya gazın tedariğini sağlayabilmesi açısından Türkiye'ye ihtiyacı olan bir devlet. Bu kapsamda araya girmek istiyorum aslında. İsmet projesi denen bir proje vardı. Hayal kırıklığıyla doğmuş bir projeydi. İsrail'in başını çektiği ve Avrupa Birliği'ne Avrupa'ya gazı taşıyacak bir projeydi bu proje. Ve baştan ölü doğan bir proje olmuştu. Türkiye'ye bu kapsamda bağımlı olduklarında gerek İsrail gerek Avrupa Birliği görmüş oldu. Yok canım, araya girmesen ben zaten meselenin geleceği noktayı, İsmet projesi noktası da. İsrail devleti Türkiye ile olan ilişkileri üzerinden ekonomik sahipleri geliştiriyor dedik. Ekonomik sahiplerin de ilişkiyi dönüştürdüğü karşılıklı bir etkileşim söz konusu. Ama tabii ki ilk başta bahsetmiş olduğum Filistin meselesi içerisindeki İsrail'in takınmış olduğu hükümetsel tutumlar Türkiye'nin öncelikleri konumunda. Yani bunu hem Cumhurbaşkanlığı seviyesinde dile getirildiğini görüyoruz. Hem Cumhur İttifakı içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli Bey'in özellikle Ramazan ayında tansiyonu yükselten Kudüs'teki ve İsrail'in pek çok bölgesine yayılan olaylarda bahsetmiş olduğu hassasiyetlerden biliyoruz. Türkiye'nin bu konudaki tavırları net. Ama bu olaylar çerçevesinde yeni kurulan, Netanyahu'dan sonra kurulan İsrail hükümeti içerisinde Türkiye belli başlı unsurlarla diyalog haline, temas haline geçebileceğini gösterdi. Bunların en başında da sadece hükümet değil, hükümet dışından da yeni Cumhurbaşkanı Herzog'la Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin işte telefonlaşmaları, bayram tebrikleri ve iki ülkenin ilişkilerini nasıl geliştirebilecekleri konusunu ele almaları çok mühim ki geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan İslam ülkelerinde yaşayan Yahudi cemaatlerinin haham başılarının toplandığı bir toplantı söz konusuydu. Türkiye'de bu noktada zaten hani bir antisemit tavır içerisinde değil başından beri İsrail'e karşı olan tutumundan beri. İki devletin farklı noktalarda çıkarlarının örtüşmemesiyle alakalı bir konu ama yine en başına gelecek olduğumuzda İsrail'in bir gazı var ve bu gazı Avrupa'ya satabilmesi için, bu gazı ihraç edebilmesi için Akdeniz'den geçirmesi lazım. Akdeniz'den geçirmesinin en feasible, en ekonomik rotası Türkiye. Ve bu noktada elinde sonunda bu işin geleceği nokta
Türkiye ile İsrail'in ilişkilerini düzeltmesi ve bu gazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktarılması olacaktır. Evet, İsrail-Türkiye ilişkileri bu noktada ilerlerken bir sıkıntılı olduğumuz ülkede Ermenistan'dı. Türkiye-Ermenistan ilişkileri son dönemde karşılıklı temsilci atamasına doğru gidiyordu. Bu noktada Ecem, senden süreci baştan bir alalım, son iki yılda olan süreci. Ardından Selimhan'la devam edelim. Aslında iki yıllık süreçten önce ilişkiler nasıl durma noktasına geldi? Biraz da buna bakalım. AK Parti hükümetinin aslında ilk girişimi değil de Ermenistan'la normalleşme süreci. Dönemin başbakanı, özür diliyorum, dönemin dışişleri bakanıydı Abdullah Gül. Onunla Ermenistan arasında aslında ilişkiler normalleşsin diye adımlar atılmıştı ama çok yanlış dönemin seçildiği, yanlış bir dönemde aslında bu normalleşme sürecinin başladığını görmüştük ve Azerbaycan-Türkiye ilişkileri o dönemde gerilmişti. Ermenistan'da da normalleşme zaten gerçekleşememişti. Şu döneme geldiğimizde bu dönemin o dönemden farkı ne peki? Karabağ krizi çözüldü. İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından Azerbaycan işgal edilen topraklarını tekrar kazanmış oldu ve bölgesel hakimiyetini de sağlamış oldu. Bu kapsamla da Ermenistan'da geri adımını attı ve artık o da anlaşmadan yana tavrını koydu. Gelinen noktada gerek Azerbaycan'la Ermenistan normalleşmesi, gerekse de Türkiye-Ermenistan normalleşmesi aynı dönemde gerçekleşiyor. Geçtiğimiz haftalarda Avrupa Konseyi Başkanı Michel'le Michel'in ev sahipliğinde aslında Paşinyan ve Aliyev bir araya gelmişti. Onun öncesinde de Putin bir araya getirmişti iki lideri. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la henüz Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın bir araya geldiğini görmedik. Bunun için henüz çok erken. Bunun için bir süre konulması için de erken, ancak önemli bir adım atıldı. Bunca zaman sonra karşılıklı olarak temsilciler atandı. Türkiye'den atanan temsilci ismi de oldukça önemli. Geçmişte Tokyo Büyükelçiliğimizi yapmış. Onun ardından Washington Büyükelçiliğimizi yapmış. Serdar Kılıç, Dışişleri Bakanlığı'nın en kıdemli büyükelçilerinden, diplomatlarından biridir Serdar Kılıç. O atandı temsilci olarak, Ermenistan özel temsilcisi olarak. Karşı taraftan atanan isim de aslında parlamento başkan yardımcısı Ruben Rubinyan. İsmi çok duyulmamış biri. Genç de bir isim. Ancak alanında çok da kıdemli bir isim. Ermenistan'da bilinen ve ismi sayılan bir isim. İki aslında temsilcinin yakın zamanda görüşmesini bekliyoruz. Dışişleri Bakanlığı ile bu konuyu görüştüğüm zaman henüz bir zaman çizelgesi ortaya koyamıyorlar. Temsilciler ne zaman ülkelere gidecekler? Bu da belli değil. Ancak dediğimiz gibi ortak bir görüşme mi olur? Orta bir noktada mı buluşulur? Yoksa karşıdan temsilci Ankara'ya mı gelir? Bizim temsilcimiz doğrudan Ermenistan'a mı gider? Bununla ilgili henüz bir yol haritası belli değil. Ama en önemli adım ikili görüşme için aslında temsilcilerin atanması oldu. Bunun ardından bir müjde daha verildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bunu geçtiğimiz günlerde duyurdu. Ve karşılıklı olarak charter uçuşlar başlayacak. Programın başında da ifade ettim. Charter uçuşların başlaması için ilk takvim, ilk tarih 27 Aralık olacak. 27 Aralık itibariyle İstanbul-Erivan arasındaki ilk uçuş gerçekleşmiş olacak ve aracısı olarak doğrudan uçuşlar gerçekleşmiş olacak. Aslında Ruben Rubinyan'ın Kadife devrim sürecinde de önemli bir rol aldığını, Sarkisyan hükümetini istifaya zorladığını da biliyoruz. Bu detay da oldukça önemli. Buradan aslında sözü ben arkadaşıma da bırakmak istiyorum. Selimhan, sana şöyle soralım. Yani süreç başından beri Ecem anlattı. Ermenistan'a hani Paşinyan'a ne oldu da bu süreci buraya getirmeye çalışıyor? Ne oldu Paşinyan diyoruz. Şimdi aslında Ermenileri, yani dünya üzerinde yaşayan Ermeni lokalizasyonunu 3 ana temada inceleyebiliriz. Birisi Ermenistan Ermenileri. Tabii ki yani bu Orta Doğu'da bölük pörçük yaşayan, Türkiye'de de yaşayan Ermeni cemaatine mensup insanlar var ama Ermeni düşüncesini şekillendiren ve Ermenistan üzerinde etki edebileni 3'e ayırıyorum ben. Avrupa, Fransa başta olmak üzere, Avrupa Ermenileri ve Amerika Ermenileri. Şimdi
Avrupa Ermenileri bu mesele, Ermenistan'da olan meselenin ve Ermenistan'da yaşayan Ermenilerin aslında sosyoekonomik zorluklarının farkında. Biraz daha farkında ama Amerikan diasporası bu işten epey uzakta kalan bir meselede bir durumu ele aldığı için genelde biz yaşadığımız sorunları Amerika'daki Ermeni lobisiyle yaşıyoruz. Bir Türkiye olarak söyleyeyim ya da yine hakeza Azerbaycan'ın haklı olarak topraklarını işgalden kurtarma çabasında karşılaştığı bütün engelleri bu lobilerle yaşıyoruz diyelim. Aynı zamanda da Ermenistan Ermenilerinin bazı noktalarda ya Türkiye ile de görüşebiliriz, Azerbaycan'la da bazı noktalarda ya bu tamam hani savaşmadan verdiler vesaire meselesine de girmek istemiyorum ama en azından bir orta yol bulunabilir. Çünkü bizim sosyoekonomik durumumuz burada çok kötü. Ne ekonomik anlamda bir çıkışımız var herhangi bir denize ne de ticaretimizi sağlıklı bir şekilde devam ettirebilir ne de Ermenistan içerisinde bir yatırım, teşvik veyahut başka bir ülkenin Ermenistan'da kolay yoldan bir işbirliğine girebildiğini görürüz diye bir düşünce hakim. Bu noktada Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeleri çok önemli. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bundan zannedersem bir 7-8 sene önce Ermenistan için yapmış olduğu bir açıklama var. Biz de yani müsaade ediyoruz ki 500 bine yakın bir kaçak işçisi var Ermenistan'ın. Sınırdan kaçak bir şekilde geçerek çalışıp geri dönen eden. Çünkü bunlar da olmasa Ermenistan ekonomisi batma ve çökme durumunda. Yani bunun için batıya yönelik olarak en azından ilişki kurabilecek, en azından diplomatik anlamda Ermenistan'ın ve Ermeni toplumunun elini güçlendirebilecek olan figürler bu dönemde Ermenistan içerisinde yükselişte. Yoksa şimdi düşünsenize 2. Karabağ Savaşı yaşanmış. Ermenistan işgal ettiği topraklardan geri çekilmek durumunda kalmış. Ermenistan içerisinde, Erivan içerisinde bir lider var ki Paşinyan halk tarafından ciddi bir şekilde eleştiriyor ve tekrar seçiliyor. Sebebi Ermenistan içerisinde bulunduğu çok ciddi bir yokluk, yoksulluk, dışa bağımlılık. Avrupa'ya, Amerika'ya, Fransa'ya, Rusya'ya bağımlılık. Bu bağımlılıktan da toplum illaki kurtulmak istiyor. Ve bu kurtulmak istediği noktada da Azerbaycan ve Türkiye ve hatta diğer unsurlar, yani Karabağ Savaşı'ndaki diğer unsurları da saymak gerekirse Pakistan ve İsrail'in de çok ciddi desteği var. Bir bölgesel ittifak yaparak Azerbaycan'ın haklı olduğu davada topraklarının işgalden kurtarılmasına vesile oldu. Ve bunu da fırsata çevirmek isteyen Ermenistan halkı da diplomatik anlamda bir bazı açılımlar yaparak en azından ekonomik seviyelerini, sosyoekonomik refahını yükseltmeye çalışıyorlar. Evet. Aslında bu kapsamda altılı platforma gelmek lazım. Sen de aslında bölgesel işbirliğinin önemine dikkat çektin. Güney Kafkasya'da birlik ve işbirliğinin artırılması için de uzun zamandır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir çağrı yapıyordu. Altılı platformu toplayalım ve bir araya gelelim, bölgesel sorunları konuşalım. Güney Kafkasya'yı nasıl geliştirebiliriz, ticaretimizi nasıl artırabiliriz bunu tartışalım diyordu. Ve ilk toplantı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Ancak bir eksikle gerçekleşti. Gürcistan katılım sağlamadı. Bunun aslında asıl sebeplerinden biri de Zengezur koridorunun açılıyor olması. Ve Türkiye ve Azerbaycan'ın bu platform toplantısının yapılmasında en önemli etken Türkiye ve Azerbaycan'ın çağrısı oldu dediğimiz gibi. Ama Karabağ zaferinin ardından gerçekleşmesi de çok ayrı bir önem daha taşıyor ve bölgesel anlamda ve Türkiye ve Azerbaycan'ın da öneminin nedenli arttırdığını gösteriyor bizlere. Evet, o zaman şöyle yapalım. Şimdi Nahçıvan ve Zengezur koridoru Türkiye için büyük bir önem taşıyor. Türk dünyasıyla Türkiye'nin karasal bağlantısını aracısız bir şekilde gerçekleştiriyor. Bu noktada ben senin fikirlerini alayım. Bir haritamız da var, onu da getirelim ekranlara. Hem de yönetmenimizden rica ederim. Sen haritada bize anlat. Tabii ki. Türk dünyası ile Türkiye'nin karasal bağlantısı aracısız bir şekilde gerçekleşiyor demiştik. Bu noktada bu Zengezur koridorundan yararlanan ülkeler ne, bir de karşı çıkan ülkeler ne, senden onu alalım. Şöyle istiyorsan. Aslında bölgesel anlamda siz de görüyorsunuz, Zengezur koridoru çok kritik bir noktada. Nahçıvan'la aslında Azerbaycan arasında kara bağlantısının sağlanmasına aslında olanak sağladı. Öte yandan ticaret yolunun da değişmesine neden oldu. Bu ticaret yolu aslında önceden özellikle Gürcistan üzerinden yürüyordu. Ve Gürcistan üzerinden Türk dünyasına ulaştırılıyordu. Türkiye'den yola çıkan ürünler, mallar. Ancak
bu koridorun açılmasıyla beraber Gürcistan yolunun öneminin azaldığını, o güzergahın öneminin azaldığını söyleyebiliriz. Zengezur koridorunun açılmasıyla beraber Nahçıvan üzerinden Azerbaycan'a, oradan Hazar Denizi'ne, Türk dünyasına kolaylıkla aracısız şekilde doğrudan bağlantıya geçerek kurulduğunu söyleyebiliriz. Ve Türk dünyasıyla dediğimiz gibi ticaret anlamında da doğrudan iletişim sağlanmış olacak ve kolaylık sağlanmış olacak. Bu noktada Gürcistan olumsuz etkilenen ülkelerden biri. Dediğimiz gibi Altılı Platform toplantısına katılmama gerekçesi olarak da Gürcistan'ın gösterdiği ana sebep şudur. Benim bölgesel anlamda önemim azalıyor, ticaret hacmim düşüyor. Bu sebeple de toplantıya çekince koyarak katılmadı. Diğer olumsuz etkilenen ülke güneyde yer alan İran. İran üzerindeki aslında İran'ın da bu güzergahtan olumsuz etkilendiğini söyleyebiliriz. Ama bir önemi daha var bu güzergahın. Tarihi İpek yolunun tekrardan canlandırılmasına sebep olacak diyelim. Öte yandan aslında eklemekte de fayda var. Dediğimiz gibi bölgesel barış ve işbirliği ortamı da güçlenmiş olacak bir kez daha bu yolun açılmasıyla, bu koridorun açılmasıyla birlikte. Evet, yani Zengezur koridoru aslında çok önemli dedik. Yeni geçtiğimiz günlerde müjdelenen Türk Devletler Teşkilatı noktasında da bunun bir önemi var herhalde Selim. Sen de o noktadan bilgilerini alalım. Şimdi Zengezur koridorunun Allah izin verirse inşallah yani açılması, çünkü Ermenistan bu konuda bazı noktalarda ayak diretiyor. Sebeplerinden birisi de İran'ın ciddi bir şekilde Ermenistan'ı bu yönde tahrik etmesi diye söyleyebilirim. Çünkü kendi öneminin azalacağı ve kendi toprakları üzerinde Azerbaycan'ın Nahçıvan üzerinden Türkiye ile kurulacağı bir bağlantıyı kendi toprak bütünlüğüne bir tehdit olarak değerlendiriyor. Ve bunun için defalarca da aslında Türkiye'ye üstü kapalı mesajlar gönderiyordu. Türkiye'nin tabii ki bu mesajlara karşı vermiş olduğu cevap 2. Karabağ Savaşı'ndan ve Altılı İşbirliği Platformu zirvesindeki tavrından ve hakeza senin de şimdi bahsetmiş olduğun üzere Türk Devletleri Teşkilatı'ndan, Türk Keneşi'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na evrilmesinden açık bir şekilde belli oluyor. Şimdi Türk Devletleri Teşkilatı bizim Türkistan coğrafyasında üretimin merkezi dediğimiz Asya Pasifik'in, sadece Çin değil, bazen sadece Çin olarak ele alınıyor ama Çin değil, Malezya, aynı zamanda bunu Asya Pasifik ada devletlerine de bölebiliriz. İşte Vietnam'ı da içerisine alabiliriz, Laos'u da içerisine alabiliriz. Bu gibi üretim merkezlerinin Avrupa pazarına veya Afrika pazarına ya da Körfez ülkelerine ticari lojistik hatlarının kurulmasında stabil bir devletler teşkilatını ortaya çıkarıyor. Yani yine programın ilk bölümünde bahsettik, vereceğim örneği erken vermiş oldum ama güneyden bir ticaret rotasının kısıtlanması, kesilmesi, işte Süveyş kanalında bir tıkanma yaşanması veya Kuzey Buz Denizi'nde yeni bir ticaret rotası açıldı ama onun geleceğinin Rusya ve İngiltere arasında hala muallak bir şekilde kalması veyahut Rusya üzerinden gidecek bir ticari lojistik hattın Avrupa Birliği'ne ve Avrupa ülkelerine bir siyasi politik baskı olarak kullanılıp kullanılamayacağı meçhulken işte Kazakistan, Türkmenistan, Türkmenistan şu anda gözlemci olduğunu belirtelim çünkü kendi tarafsızlık ilkesinden dolayı ama önümüzdeki dönemlerde muhtemelen birliğe üye olacak ve bu kurulduğundan beri almış olduğu tarafsızlık kararını bozacaktır. Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Zengezur koridoru üzerinden açılacak bahsettiğimiz önemli koridor üzerinden açılacak olan Türkiye ile doğrudan bağlantı sayesinde Avrupa'nın ana lojistik ve transfer ağını sağlayacak olan yegane hat olacak. Bunun için çok önemli. Zaten geçtiğimiz yani Kasım ayı içerisinde yapılan toplantıda da biz şunu gördük. 2040 vizyon diye bir vizyon ortaya koyuldu Türk Devletler Teşkilatı'nda. Bu vizyon ekonomik ve kültürel entegrasyon ağırlıklı bir vizyondu. İşte belki bir gümrük birliği ilk etapta çok mümkün olmasa da en azından kalem kalem ticaret ürünlerinin üye ülkeler ve gözlemci ülkeler tarafından ortak bir vergilendirme sistemiyle değerlendirilmesi, bu ürünlerin nakledilmesi, bu sadece işte belli bir üretilen metanın, maddenin nakli değil, aynı zamanda da enerji ürünlerinin, hidrokarbon ürünlerinin, petrolün, doğalgazın
naklini de içerebilecek bir sistematik kurulması ve 2040'tan sonra da Türk Devletler Teşkilatı'nın bir model Avrupa Birliği vari bir yapı alması öngörülüyor. Tabii ki biz bunu Türkiye'nin bir majör dış politikası olarak yeni 10 yılda önümüze konulan bir hedef, bir ilke olarak da değerlendirebiliriz. Bu yüzden de çok önemli. Evet. Çocukluğumuzdan beri sevdasını yaşadığımız bir düşünce tabii. Bunu bu şekilde görmek de bizim için büyük bir gurur oldu, onur oluyor. Bu noktada aslında hazır yukarı doğru Hazar Denizi'ne gelmişken Rusya ve Ukrayna hattına da gelelim istiyorum. Bu noktada da 2014 yılından beri sular durulmuyor bölgede. Bu ara tabii yine yılbaşı öncesi politik, dış politik gündeminde önemli bir unsuru. Ben şimdi Ecem sana şöyle sormak istiyorum. Bu önce bir bölgesel olan bu krizi bir senden alalım. Ardından da bu krizin küresel çapta bir krize dönüşür mü? Onu alalım senden. Ardından Seliman'la da aynı şekilde devam edelim. Yani Donbas aslında önemli, kritik bir noktada yer alıyor. Önemi ne peki? Donbas'ta önemli maden yatakları yer alıyor ve Ukrayna için de maddi açıdan oldukça önemli ama Rusya için maddiyattan öte tarihi bağları içinde kıymet verdiği bir bölge Donbas bölgesi. Ancak geçtiğimiz günlerde de gerek Amerikan basınında gerek Avrupa basınında çok önemli manşetler atıldı ve iddialar ortaya atıldı. Rusya'nın Ukrayna sınırına, Donbas bölgesine, özellikle o sınıra askeri yığınak yaptığına ilişkin. Ama Donbas'ın bir özelliği daha var. Donbas'ta Rusya yanlıları çok fazla. Nasıl bahsettik? Afganistan'da Peşir vilayetinde Tacikistan etkisi görülüyor. Çünkü Tacikler çok fazlaydı. Donbas bölgesinde de Rusyanlılarının, Rusya destekçilerinin oldukça sayıca fazla olduğunu ifade edelim. Bu bağlamda da önem taşıyor. Ancak bu Rusya'nın sınır bölgesine, sınır hattına yığınaklanma yaptığı gerçeğini değiştirmiyor Rusya. Bu yığınaklanmanın aslında savaşa dönüşmeyeceğini zaman zaman ifade etmeye çalışsa da tehditkar söylemini de sürdürüyor. Bu kapsamda ABD Başkanı Biden da devreye girdi. Hem Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bu görüşmeler aslında 2 saat aşkın süre zarfında yapıldı. Ve görüşmelerin önemli çıktıları oldu. ABD Başkanı Biden'ın aslında tek görüşmesi bundan ibaret değildi. Bu görüşmelerin devamında yine bu kriz ekseninde Avrupa Birliği liderleriyle de telefon görüşmesi gerçekleştirerek bu görüşmenin çıktılarını değerlendirdi. Bu kapsamda gerek ABD'den gelen mesajlar, gerek NATO misyonunun konuya dahili, gerek Avrupa Birliği'nin konuya dahili oldukça önemli. Neden önemli? Çünkü verilen mesajlar NATO misyonu aslında destek verir mi sorusunun yanıtını arıyorlar. Ama NATO misyonundan ne kadar Ukrayna'ya destek gelse de Rusya'ya yaptırım uygularız mesajını verseler de olası bir savaş çıkması durumunda doğrudan konuya el atmayacaklarını, savaşın ardından yaptırımlarla devreye gireceklerini ifade ediyorlar. Yaptırım uygulayacaklarını ifade ediyorlar ama savaş döneminde destek olmayacakları da oldukça önemli. Bir diğer gündemse NATO misyonuna Ukrayna dahil olur mu, olmaz mı? Misyonun tamamı Ukrayna'nın oraya dahil olmasını destekler mi? Rusya yanlısı üyeler de var aslında. Avrupa Birliği içerisinde de böyle bir çatırdama var Rusya destekçisi ülkeler tarafından. Ukrayna'nın NATO'ya dahili o kadar basit bir mevzu değil ve kolaylıkla olabilecek bir şey değil. Ama tabii ki dışarıdan bir yardım tabii ki söz konusu olabilir ama Avrupa Birliği'nden de söylediğimiz gibi Rusya'ya çokça mesaj geldi, tehditkar mesajlar geldi. Olası saldırı durumunda yaptırımlarla karşılaşacaklarını ifade ettiler. Ama dediğimiz gibi Donbas önemli bir bölge. Maden yatakları içinde oldukça kritik bir bölgede yer alıyor. Ama şu an için şu kısa zaman zarfında bir saldırı beklentisi var mı? Hayır, yok diyebiliriz. En azından bölgeyi gözlemlediğimiz zaman kısa zamanda mümkün değil ama belki orta vadede tabii ki meydana gelebilir böyle bir saldırı. Evet. Şimdi bu Kırım'ın işgali Rusya tarafından,
Daha sonra daha önceden zaten Donbas bölgesinde ciddi çatışmalar vardı. Ve şimdi Ukrayna sınırına yığılmış olan 150 bin Rus birliği, Polonya sınırında Amerikan birlikleri, Avrupa Birliği'nde ayrılmış olan İngiltere'nin Polonya sınırına zırhlı birliklerini göndermesi, Amerika'nın Dede Ağaç'a yapmış olduğu askeri yığınak, Romanya'nın ve Bulgaristan'ın tabiri caizse bir anlamda teyakkuz içerisinde olması süreci, aslında birkaç sene evvele geri saracak olursak, Rusya'nın Suriye'de çok rahat bir şekilde at koşturması, askeri üsler açması, Suriye'nin de ötesinde artık sıcak denizlere inme meselesi var diyoruz ya, Kızıldeniz'e kadar Sudan'la askeri işbirliği anlaşmaları imzalaması, Etiyopya'ya tekrar Sovyetler'de olduğu gibi silah satmaya çalışması, aynı şekilde Batı Afrika'daki ülkelerle askeri sanayi anlamında işbirliğini geliştirmeye çalışması NATO içerisindeki savunma mekanizmasını tekrardan aktife edilmesini sağlayan bence yegane unsur oldu. Biz bu noktadan sonra ne gördük? Özellikle geçtiğimiz sene içerisinde Karadeniz'de ciddi NATO tatbikatları gördük. İngiltere'ye bağlı olan donanma gemisiyle Rus donanma gemisinin karşılaşması, karşılıklı atışların olması, gerçekleştirilmesi, Baltık Denizi'nde Hollanda donanmasına ait olan yine NATO görev tatbikatı kapsamında bir geminin Rus gemileri tarafından taciz edilmesi gibi aslında sınır bölgelerine yaklaşan krizlerin çıkmış olduğunu gördük. Buna ilaveten Afganistan gibi bir coğrafyadan Amerika kendi savaş unsurlarını, askeri unsurlarını çekip Doğu Avrupa'ya konuşlandırması aslında bize şunu gösteriyordu. Rusya'nın haddinden fazla bir jeostratejik sıçrama yapmasına karşın Rusya'yı Doğu Avrupa üzerinde baskılamaya çalışılması ve bu konuda işte 2000'lerin sonlarında nasıl Gürcistan'da bir mesele patlak verdiyse aynı şekilde Ukrayna-Polonya hattında Amerika'nın ciddi bir varlık göstererek, NATO unsurlarının ciddi bir varlık göstererek Rusya'yı bir baskılamaya çalışma politikası olduğunu söyleyebiliriz. Yani ben meselenin geçmiş yıllardan günümüze kadar alınan, özellikle yakın geçmiş içerisinde alınan gelişmeleri bu şekilde sıralayabilirim. Ama bu olayın belli noktalarda küresel siyaseti nasıl, ne şekilde etkileyeceğini gelecek olursak, Amerika'nın hala hazırda Trump döneminden itibaren başlatmış olduğu bir Çin'e karşı önce bir ekonomik savaş, daha sonra bir askeri yığılma Pasifik hattında gelişmelerini biz özellikle pandemi döneminde Trump yönetimi görevden gidene kadar takip ettik. Fakat şimdi de aynı şekilde Ukrayna'da ne görülüyorsa Tayvan'da da Amerika'nın bir baskı unsuru olduğunu görüyoruz. Bir Tayvan adasını Çin'e karşı bir üst olarak kullanmaya çalışıp ve bunu Amerikan kamuoyu gündemine getirdiğini görüyoruz. Yani şu öyle özetleyecek olursak iki kutuptan Ukrayna-Polonya aksından ve Hint-Pasifik'te Tayvan aksından iki yükselen gücü, Amerika'nın rakip gördüğü küresel gücü Rusya'yı ve Çin'i bir baskılama politikasıyla bir sindirme, en azından kendi agresyonunu, yani bu ülkelerin agresyonunu, Çin'in ekonomik agresyonunu, saldırganlığını veyahut Rusya'nın askeri agresyonunu, saldırganlığını bir baskılamaya çalıştığını görüyoruz. Fakat bu sonuç verir mi? Az önce Gürcistan meselesinden bahsettim. Gürcistan meselesinde de Avrupa Birliği'ni alalım, NATO'yu alalım, şu olsun bu olsun denildi. Rusya pat Osetya'yı işgal etti. Daha sonra burada bir özel cumhuriyet kuruldu. Şimdi Ukrayna NATO'ya alınsın mı alınmasın mı meseleleri var. NATO'ya alınsın mı alınmasın mı meselelerinde Biden'ın yaptığı açıklama, Ukrayna önce kendi demokratik gelişimini tamamlaması lazım veya rüşvet gibi iç karışıklıklarda halkın infial uyandıracağı meseleleri çözmesi lazım ki NATO üyesi ülke olabilsin gibi bir muğlak bir cevap veriyor, açıklama veriyor. Kaldı ki bu açıklamayı yapmamış olsun, bütün ülkeler, NATO ülkeleri birleşip Ukrayna'yı NATO'ya alma kararı vermiş olsun, muhtemelen Rusya geri kalan toprağı da 150 bin kişilik askeri birliğiyle Ukrayna'nın işgal edecek pozisyonda ve bunu çok ciddi bir şekilde hem Putin, Biden görüşmesinde Putin dile getirdi. Hem geçtiğimiz 15 Aralık'ta Putin-Xi Jinping görüşmesinde NATO'ya karşı olarak NATO'nun kendilerini baskılamasını ve müdahale etmesini, bağlantısız devletlere müdahale etmesini tasvip etmeyeceklerini söyledi. Evet, burada bir kriz ortamı var ama bu kriz ortamı Ecem'in de bahsetmiş olduğu üzere kısa vadede askeri çatışmadan ziyade iki tarafın birbirinin siklet ağırlıklarını kontrol ettiği, birbirlerinin sinir uçlarına dokandığı bir çatışmaya doğru evrilmekte. Çünkü baktığımız zaman Biden'ın yapmış olduğu açıklamalar
Rusya'ya, Ukrayna'ya işgal ederseniz size ekonomik yaptırımlar uygularız. Ekonomik yaptırımları yıllardır İran'a da uyguluyorlar. İşte swap anlaşmalarına iddia ediyorlar. Farkı olmayacak ki zaten. Zaten yaptırıma tabi tutuluyor Rusya. Yani bu, şimdi şöyle bir şey var. Rusya'nın büyük ticaret yaptığı ülkeler Avrupa Birliği üyesi ülkeler. Avrupa Birliği üyesi ülkelerle euro veya ruble üzerinden zaten ticaret yapabiliyor. Alım yaptığı ülke Çin. Çin üzerinden, yuan üzerinden ticaret yapabiliyor. Sen Amerikan swap işlemini kaldırdığın zaman zaten kendi parasıyla ticaret yapabiliyor. Bizimle bile ruble TL üzerinden ticaret yapabilme hacmine sahip ki biz en fazla Rusya'yı Türkiye'de nerede görüyoruz? Bir enerji ihracatı, ithalatı meselesinde görüyoruz. Bir de turizm meselesinde görüyoruz. Yani bizi bile eğer süspanse edebilir, döndürebilir buradaki ilişkilerin ticari çıkarlarını. Onun için biraz Biden'ın tavrı hani göstermelik olarak askeri yığınakları, Avrupa'yı tekrar tetiklemeye çalışması vesaire göstermelik olarak kalıyor. Bu orta vadede açıkçası değerlendirilebilecek bir çatışma olarak görüyorum. Ama dediğin gibi yani eğer sözde bir yaptırımdan bahsetmiyorlarsa, eğer gerçekten bir yaptırım gelecekse öncelikli olarak Ukrayna'yı NATO'ya alabilirler. Ya işte eğer Rusya'ya bir mesaj vermek istiyorsan. Evet, ikircikli bir tavır takındı. Öncelikle demokratik meselelerinizi halletmeniz lazım dedi Ukrayna'ya Biden. Onun için işte aynı şey Gürcistan'ın başına gelen şey Ukrayna'nın başına da gelebilir. Onun için Ukrayna biraz daha az önce nasıl BAE'den bahsettiysek dış aktörleri çeşitlendirmeye çalışıyor. Burada mesela Türkiye bu savaşın bir tarafı değil. Ukrayna'yı sürekli Türkiye ile temasta olduğunu görüyoruz mesela bu süreç içerisinde. Aslında çünkü orada şeyi de değinmek lazım. Hani tamam. İHA savunma işbirliği noktasında, İHA ve SİHA'lar noktasında, SİHA vermiyoruz benim bildiğim kadarıyla, İHA noktasında bir destek olduk diye biliyorum ama. O bile şey yaptı yani ciddi bir şekilde Rusya'nın tepkisiyle karşılaştı. Evet. Ukrayna'ya sattığımız İHA'lar vesaire. Çünkü bölgede herhalde sahada dengeyi değiştiren bir unsur bizim. Ama Türkiye'den buna tepki geldi mesela. Tabii. Çünkü ben bunu sattıktan sonra tamam benim ürettiğim mal ama ben sattıktan sonra nerede kullanacağına karışamam dedi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu. Mesaj da oldukça net. Evet. Ya bize bu şuraya sat buraya sat demeleri zaten ne ilk ne son. Evet. Bu Etiyopya'daki iç savaş meselesinde de siz meşru hükümete Amerika niye silah satıyorsunuz dedi. Ya meşru hükümete silah satıyoruz. Adam kendi işgalcisini veyahut ayrılıkçı güçleri baskılamak, unsurlamak için kullanıyor. Rusya için de geçerli, Amerika için de geçerli. Sen teröriste silah satıyorsun ya. Evet. o da çok tırlarca komik yani. Tırlarca silah veriyorsun. Rusya da aynı şekilde. Evet. Sen orada Ermenistan silahlandırmıyor musun? Sen Türk toprağını işgal eden devleti. Tabii, Karabağ'da. Tabii. Silahlandırıyorsun ve kalkıp Türkiye'ye meşru hükümetlere, kendilerinin tanıyor olduğu hükümetlere silah satmakla suçlanıyor. Bu da gerçekten abesle iştigal bir durum. Evet, evet. Ukrayna-Rusya meselesi bu kadar önümüzdeki haftalarda da işleyeceğimiz bir konu. Çünkü gelişmeler benim gördüğüm kadarıyla bitmeyecek gibi. Bölge sıcak. Biraz kuzeyden de güneye inelim aslında. Yunanistan'a geçmek istiyorum ben. Yunanistan meselesinde... Yunanistan geçtiğimiz sene silahlanmaya çok ağırlık verdi. Bu noktada Lozan'a aykırı şekilde zaten adaları silahlandırılıyor. Lozan Anlaşması'nın ilgili hükümlerine aykırı hareketler yapıyor. Ve ikili savunma askeri işbirliği adı altında Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı adeta barikat kuruyor. Bu ülkelerden biri de Fransa. İşte Fransa önce 18 adet uçak satmıştı Yunanistan'a, ardından onu 24'e sattı. Hem Yunanistan'a silah satıyorlar, sonra da arkanızda biz varız diyorlar. Tabii 20. yüzyılın başında da aynı şekilde yapmışlardı ama sorunlarının sonunun da yine Doğu Akdeniz'de bittiğini görmüştük. Bu noktada sizin de fikirlerinizi alalım. Yunanistan hükümetinin bu silahlanma yarışı nasıl devam eder, siz nasıl yorumlarsınız? Doğu Akdeniz'de açısından, Türkiye ile ilişkileri açısından, Fransa-Türkiye ilişkileri açısından sizle başlayalım hocam. Türkiye bölgesel bir güç. Bunu inkar etmek zaten mümkün değil. Doğu Akdeniz'de de Türkiye'nin rolü yadsınamaz bir gerçek. Gerek Kıbrıs'la ilişkileri, KKTC ile ilişkileri önemli. Türkiye orada ilişkileri güçlendiriyor. Gerekse de sondaj çalışmalarını, sismik araştırma gemilerini, bölgede aslında arama çalışmalarını oldukça kendi münhasır ekonomik bölgesinde sürdürmeye çalışıyor. Ama bunun dışında yasa dışı yollarla Yunanistan'dan destek alan Güney Kıbrıs, yasa dışı olarak anlaşmalar yaparak, münhasır ekonomik bölge anlaşmaları imzalayarak bölgede ikircikli bir tutum yaratmaya çalışıyor ve uluslararası hukuka aykırı olarak hareket etmeye devam ediyor. Dediğimiz gibi Güney Kıbrıs'ın arkasında kim var? Yunanistan var.
Onun yanında Güney Kıbrıs'ta da ABD'nin geçtiğimiz aylarda silah satışı artık başlamış oldu. Bu konudaki ambargosunu kaldırmış oldu ki müzakereler sonuçlanmadan ambargonun kaldırılması oldukça yanlış ve aykırı bir tutum. Geleceğiz Yunanistan'ın adaları silahlandırması meselesine. Yunanistan'da gerek Güney Kıbrıs gibi adaları başta Meis olmak üzere yasa dışı olarak silahlandırılıyor. Buna Türkiye'nin de tepkisi gecikmedi. Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bunun yasa dışı olduğuna dikkat çekti ve Yunanistan'ın Meis adalarını silahlandırma girişine ilişkin bu silahlanma yarışı değil, adeta bir silahlanma gösterisi diye tanımladı Hulusi Akar. Ancak bu silahlandırmaların yanı sıra belli anlaşmalar da imzalıyor. Sen de değindin. Yunanistan, İngiltere, Fransa ve ABD ile yakın dönemde savunma anlaşmaları imzaladı. Bu anlaşmaların ardından da görüştüğüm Avrupa Birliği kaynakları bu anlaşmaları şöyle savundu. Türkiye bizden talepte bulunmadı ki ya da Bulgaristan bizden talepte bulunmadı ki. Biz de onlarla imzalamaya çıktık oysa. Yunanistan bizden istedi, biz de Rafael'i sattık, biz de onlarla anlaşma imzaladık şeklinde savundu. Ancak ben şunu sormuştum Avrupa Birliği kaynaklarına, Türkiye ile siz NATO müttefikisiniz ve bu şekilde Yunanistan'ın silahlandırmaya çalışmanız NATO içerisinde ittifak yaratma eğilimi değil midir diye. Hayır, böyle düşünmüyoruz demişlerdi ve NATO'ya karşı Avrupa Birliği ittifakını savunmuşlardı. Keza Avrupa Birliği noktasına geldiğimiz zaman yine ikircikli bir tutum olduğunu görüyoruz. Çünkü Türkiye'de Avrupa Birliği'ne aday ülkeler arasında üyeliğe adaylığı henüz sürüyor. Süreç devam ediyor. Sen bu süreçte Türkiye'yi nasıl görmezden gelirsin dendiği zaman da cevap veremiyorlar haliyle ama yasa dışı silahlandırma devam ediyor. Yani ekonomik anlamda Yunanistan zaten zor zamanlardan geçiyor. Ekonomisinin bu kadar kötü olmasının yanında halkı, iç kamuoyunu aslında biraz daha doyurmak kaygısıyla yönetimin, hükümetini devam ettirme açısından önceki dönemi hatırlayacaksınız, Tsipras dönemi diğerlerinden farklı bir dönemde. Tsipras'ın gitmesinin sebebi de ekonomik krizdi. Yine böyle bir krizle karşı karşıya kalmamak adına hem silahlandırmasını artırıyor hem de dediğimiz gibi belli ülkelerle savunma anlaşmalarına imza atıyor. Ama dediğimiz gibi bu yaptığı anlaşmalarda yasa dışı ve uluslararası hukuka da aykırı şekilde yapılıyor. Çünkü gerek Meis Adası gerek diğer adalar yasa dışı yollarla bu şekilde silahlandırılamaz. Türkiye'de uluslararası hukuk anlamında haklarını arayabilir. Bu kapsamda aslında sen daha iyi yorumlayabilirsin uluslararası hukuka dair bu silahlandırma yarışını. Estağfurullah canım. Estağfurullah. Şimdi şöyle... Sen devam edeceksin diye algıladım. Kusura bakma. Yok, ben ondan bir sadece estağfurullah hissi verdim. bana geçtiği söz hakkı. Tabii. Senden de alalım. Ben şöyle bir ekleme yapayım. Hani Ecem'in de bahsettiği gibi NATO Genel Sekreteri burada Fransa-Yunanistan işbirliği anlaşmasını yani çok cılız bir şekilde eleştirdi ve yetersiz bir şekilde. Bu noktada MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin de grup toplantısına değinmişti. NATO içinde Türkiye'ye karşı siper kazılmaktadır diye. Bunu da hem Doğu Akdeniz bağlamında... Tam olarak ondan bahsedeceğim. Evet, işte onu soracaktım ben de sana. Şimdi güzel bir Fransız rüyası görüyor Macron. Avrupa Birliği içerisinde Avrupa ordusunun teşekkül etmesi, özellikle en büyük rakiplerinden biri İngiltere'yi Brexit'le birlikte Avrupa'nın dışına attıktan sonra işte Doğu Avrupa'nın da bu Rus tehdidiyle birlikte, aslında biraz da işine yarıyor. Rus tehdidiyle birlikte birlikten güvencesiz bir şekilde ayrılması, işte Polonya'nın, Macaristan'ın, diğer Balkan devletlerinin bir şekilde birliğe adapte olamayıp ayrılmasının ardından çekirdek bir yapı içerisinde bir Avrupa gücü kurma hayali var. Tabii kendi cumhurbaşkanlığı ne kadar garanti, o da soru işareti. Önümüzdeki aylarda yapılacak olan seçimde onu göreceğiz. Bu hayaline Yunanistan'ı pervasızca alet etmekten de çekinmiyor. İlginç bir nokta. Yunanistan bir garnizon kukla devlete dönüşme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu sadece askeri anlamda da değil. Evet, Fransa'yla askeri işbirliği anlaşması imzalıyor. Amerika'yla askeri işbirliği anlaşması imzalıyor. Öte yandan bu adamlar limanları Fransızlara, Almanlara, hatta Çin'e sattılar. Yani
Ülke içerisinde o kadar politik bir kakofoni söz konusu ki uluslararası ilişkiler bağlamında ve ne yapıl yani hükümet bütçeleri hazırlanırken neyden ne kadar pay verileceği, neye ne kadar pay aktarılacağı dahi büyük tartışma konusu. Şu an muhalefette kalan Tsipras'ın çok ciddi eleştirisi var hükümete yönelik. Siz popülerist bir yaklaşımla ekonominin bir nebze düzelmiş olan ekonomiyi daha da kötü noktalara ilgileteceksiniz ve Yunanistan'ın 10-15 yıllık en azından bir geleceğini ipotek altına alıyorsunuz diyorlar ve bu konuda aslında haklılar. Evet, bir Türkiye düşmanı olarak gösterilerek hem Avrupa kıtası içerisinde hem de Orta Doğu'dan işte Mısır'dan Körfez'e uzanan aks içerisinde farklı unsurları Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'de bir araya getirmeye çalışıyor. Burada da en büyük yardımına kim koşuyor? İşte NATO içerisinde NATO'nun beyin ölümü gerçekleştirmiştir gibi bir söylem takınan Trump döneminde ve daha sonra da Avrupa Birliği içerisinde ayrı bir savunma ve işbirliğine gidilmesini her fırsatta dile getiren Macron Fransa'sı var. Burada bir denge unsuru olarak daha evvelden Merkel'in Almanya'sı Avrupa değerlerini bir nebze taşıyarak en azından Türkiye ile olan iyi ilişkilerinde kullanarak bir denge unsuru oluyordu ama Merkel'den sonraki Alman parlamentosuna ve hükümetine de baktığımız zaman Türkiye ile ne kadar iyi ilişkiler tesis edecekleri bu da soru işareti ve kendi içerisindeki istikrarı, sürekliliği ne kadar sağlayabilecekleri bu daha çok yeni kurulduğu için de bir merak konusu açıkçası. Onun için Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı alacağı tutum eğer Yunanistan üzerinden değerlendirilirsek hem NATO ittifakı içerisindeki dengelere uymuyor hem Türkiye'nin Ecem'in bahsettiği gibi bir üye ülke, aday ülke olarak hali hazırda bulunmasına uymuyor, uygun değil. Bu tavır çok ciddi bir ikincilikli tavır yaratıyor. Ha ama şu konuda şunu diyebilirim. Evet yani ülkeler birbirlerine silah satmak isteyeceklerdir. Avrupa Birliği içerisinde de bizim füze sistemleri geliştirmiş olduğumuz veya helikopter sistemleri geliştirmiş olduğumuz bazı üye ülkeler var. Ama işin ilginç tarafı bu üye ülkeler ile birlikte Yunanistan'da bu projelerin belli başlı kapsamları içerisinde. Yani biz ortaklıktan çıkıp da onları dışlayan bir tavır içerisine girmiyoruz. Ama onlar hem Ege'de, Adalar Denizi'nde doğru ifadeyle hem de Doğu Akdeniz'de bize karşı hem Lozan'ı çiğniyorlar hem askeri işbirliği anlaşmalarıyla sanki adeta Türkiye'ye karşı bir hazırlık yapıyormuş izlenimi veriyorlar. Belki basında gözlerden kaçmıştır. Şurada çok da ilginç bir durum var. Tabii ki gözlerden kaçan durum şu değil. Batı Trakya meselesine geleceğim ben. Hı. Batı Trakya'da çok ciddi bir oradaki Türk nüfus üzerinde Yunanistan'ın kurmuş olduğu bir baskı var ve her geçen gün bunu arttırıyorlar. Kültürlerinin silinmesi, dillerinin silinmesi, asimilasyon vesaire. Bunun en son patlak verdiği nokta Türkiye'nin işte Girit ve İstanköy'de hali hazırda çok ciddi bir Türk nüfus var. Yani o 12 adalardan bakiye kalmış. Bizim Girit Başkonsolosluğumuzda çalışan Batı Trakya Türk'ü bir görevlimizin işte casusluk faaliyeti yapıyor. Bizim Ege Denizi'ndeki, 12 Adalar Denizi'ndeki Yunan gemilerinin fotoğraflarını çekiyor bahanesiyle. Gözaltına alınıp 5 yıl hapse mahkum edildi şimdi yeni gelişmelerde. Bu Yunanistan açıkçası gerginliği tırmandırmaktan hiçbir suretle vazgeçmiyor. Ve bu da çok ilginç. Ne zaman bir Batı ile askeri işbirliği anlaşması imzalanıyor veyahut ne zaman Amerika'nın ciddi bir şekilde bir ülkeyle o zaman daha çok arttırıyor bu volümü. Bu da tabii ki Türkiye'nin, Türk hariciyesinin en azından Batı ile olan ilişkilerinde altını çizmesi gereken bir durumu daha ortaya çıkarmış aslında vaziyette. Sen de belirttin. Yani ülkeyi bu denli satmaya devam ederse Yunanistan 10 yıl sonra ya da 15 yıl sonra bağımsız bir Yunanistan kalmamış olacak. Tsipras'ın da dikkat çekmeye çalıştığı tehlike aslında bu yönde ve NATO'ya karşı bir ittifak kurma çalışmalarında AB maskesi takılmaktan da vazgeçilmeli diyorum. Evet, aslında şeye de bu noktadan bakmak lazım. Hani ABD bu kadar Yunanistan'ın üstüne düşme sebebi hani bu Çin'in kuşak yol ve Rusya'nın enerji akım projelerinin ortasında olması noktasında da önemli. Hani bu DDAH ve çeşitli ABD üsleri var bölgede biliyorsun. Bu noktada hani enerji devri noktasında mı bu süreci buradan da okuyabilir miyiz? Şimdi şöyle, Amerika kuşak yol projesinde bir aktörünü, bir müttefikini Çin'in elinden kurtardı. Bu İsrail'de. Hı. Özellikle Netanyahu hükümetinin gitmesi için Amerikan kamuoyunda
çok ciddi, Amerikan Yahudileri arasında çok ciddi bir propaganda faaliyeti yürütüldü. Ve en azından Rusya'ya belli ölçüde, Çin'e belli ölçüde yaklaşan bir hükümet gönderilmiş oldu. Ve Çin'in yatırımları İsrail'de belli noktada durdurulmuş oldu. Şimdi bu noktada Çin'in Akdeniz'de Avrupa'da iki alternatifi daha vardı. Bunlardan birisi Yunanistan, diğeri İtalya. İtalya biraz daha müreffehlik seviyesi açısından Yunanistan'ın bir tık ötesinde olması ve bağımsız, müstakil bir dış politika tesis edebilmesi açısından Yunanistan'dan daha önde bir devlet olduğu için Yunanistan hem Rus tehdidine karşı gösterilebilecek iyi bir bahane Amerika için elde tutulması gereken, hem de oradaki Çin yatırımının artmaması, büyümemesi için, Pire Limanı'ndaki Çin yatırımının büyümemesi ve diğer unsurlara sıçramaması için bir önlem alınması gereken noktaydı. Bu seviyede tabii ki bunu değerlendirebiliriz. Amerika'nın bu Yunanistan'a ayrı bir ehemmiyet vermesini, bunu bir Çin'i karşılama, bir Çin'i önleme ve Avrupa'da Çin etkisini bir kırma amaçlı bir hareket olduğunu söylememiz tabii ki pek mümkün. Aslında geçmişe de bakmak lazım. Yani Biden'ın Yunanistan'la geçmişteki o 74'teki ilişkileri, zamanında Kıbrıs Barış Harekatı olmadan önce de Yunanistan'a verdiği, Güney Kıbrıs'a verdiği doğrudan destekleri de görmezden gelmek mümkün değil. Tabii iki dönemdir şu da var. Çok doğru bir noktaya parmak bastın. Amerika'da yükselen bir Rum lobisi var. Özellikle Mark Pompeo döneminde, Trump'ın Dışişleri Bakanı Pompeo döneminde ciddi şekilde Rumlara taviz verilmeye başlamıştı. Ama son dönemde Ermeni lobisinin etkisi arttı. Yani Kamala Harris'in seçilmesinde de en büyük etken Ermeni lobisi olmadı mı? Keza soykırım nitelendirmesi de. Yok, ben de iki lobinin karşılaştırılmasından bahsetmiyorum sadece. Ben Yunanistan zaten meselesindeki konulardan bahsediyorum ki takdir edersin ki Yunanistan özelinde konuların Ermeni lobisi tarafından bir harbi kıymeti olmaması gerekiyor. Artan Rum lobisinin artık biz Ermeni lobisinden bahsediyoruz, Yunan Rum lobisi, Yahudi lobisinden bahsediyoruz. Bunlarla birlikte artık bir Rum lobisinde Türkiye karşıtı Amerika'da alınan kararlarda etkili olduğundan söylüyoruz. Yani şöyle bir saçma bir karar gördük işte geçtiğimiz Eylül ayında. Türkiye'deki meşru faaliyetleri tüm Türk kamuoyunca bilinen Türkiye Cumhuriyetler'de ve dış temsilciliklerde ciddi anlamda destekçileri olmuş olan ülke ocaklarına karşı bir Amerika'da karalama kampanyası düzenlenmişti. Bu karalama kampanyasının baş aktörlerinden de Rum lobisiydi. Yani Nevada eyaletinden çıkan senatörün, Rum senatörü, Rum kökenli, Rum asıllı senatörün, şimdi kadının ismi aklıma gelmiyor ama yapmış olduğu bir tasarı kongrede kabul edilmiş ve süreç Amerikan dışişlerine bir araştırma önergesi olarak gönderilmişti. FETÖ'cülerle birlikte. İşte ONS Kanter'de de teröristlerle birlikte yapmış oldukları ittifaklarda etkisini arttırdığını görüyoruz. Ama tabii ki Ecem'in dediği noktada şu bir gerçek. Biz şimdi Amerika'da bir lobi faaliyeti sayacak olursak birinci anlamda Yahudi lobisini sayıyoruz. İkinci anlamda Ermeni lobisini sayıyoruz. Doğru. Yani ama aslında yani ABD'nin geleceğine baktığımız zaman da Kamala Harris ismi çok öne çıkan bir isim. Hatta gelecekteki başkanın Kamala Harris olabileceği, hatta Biden'ın bu dönemi tamamlamadan yerine Kamala Harris'e bırakabileceği ihtimalleri de tartışılıyor bu kapsamda. Ama Kamala Harris'i Harris yapan lobilerden biri de, hatta en önemli lobi, Ermeni lobisi. Keza şu an Temsilciler Meclisi Başkanı da Ermeni lobisinden beslenen isimlerden biri. Zamanında onlar tarafından fonlandığını da görüyoruz. Bu soykırım tartışmaları sürerken de o dönemi araştırmıştım. Yani onlardan büyük oranda fon almışlar o dönemlerde. Evet, sözde soykırım tartışmalarını da önümüzdeki hafta işleyelim inşallah. İlk programımızda bayağı konuları işledik. Avrupa Birliği'nin, Avrupa Konseyi'nin Türkiye'ye yaptırım tehditinden başlayarak Afganistan-Türkiye ilişkilerini, ardından Türkiye-İsrail ve diğer konularda da hepsini işledik. Programımızın süresinde sonuna geldik. Bir soru daha sorarsak aşacağız süremizi. Vallahi yani şimdi ilk programın da heyecanından açıkçası nasıl geçtiğini de çok anlayamadık sürecin. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha da meseleyi yayarak, daha da derinlere, detaylara girerek bunu izleyicilerimize aktarmaya çalışacağız bu meseleyi. İnşallah. Yani konularımız da tam olarak sığdı şu anda. Ben de şimdi yayın müdürü olarak yayını da sarkıtmayalım. Bu sebeple bu haftalık programımızın sonuna geldik. Haftaya yeni konularla sizlerle birlikte olmak için Harca programında sizleri bekliyoruz cumartesi günü.